Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri, öncelikle Oda Meclisi 13. dönem 3. olan toplantısı için bu salona gelen tüm meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan huzur iklimi Ramazan ayını idrak etmekteyiz. Ayrıca 13 Haziran 1989 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasamızın bugünkü yasal statüye kavuşmasının da 28. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz Oda Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, gündeme geçiyorum. Gündem birinci maddesi açılış ve yoklamaydı. İkinci maddesi saygı duruşu ve istiklal marşı. Şimdi hepinizi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve özellikle bu Ramazan ayında ülkemizin güney ve güneydoğusunda bu vatanı bölüp parçalamak isteyen teröristlerce çarpışıp toprağa düşen Mehmetçiklerimizin, tüm şehitlerimizin ve ahirete irtikal etmiş tüm meslek mensuplarının aziz hatırası için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Konuşması için Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli meclis üyeleri, sevgili meslektaşlarım, 13. dönem 3. olan Oda Meclis toplantısının mesleğimize, odamıza fayda olmasını temenni ediyor. Tüm kurullarım ve komisyonlarım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ben de içinde bulunduğumuz Ramazan ayının Müslüman alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ama içinde bulunduğumuz bu Ramazan ayında ülkemizde, bölgemizde ve dünyadaki olan bitenden de çok memnun olmadığımızı ifade etmek istedim. Dolayısıyla ilk şey bu ülkede herkese gerekli olan adaletin uygulanmasıdır. Buradan adalet için yürüyen Türkiye'deki tüm adalet aşığı, demokrasi aşığı insanlara bir selam gönderiyorum öncelikle. Ayrıca 13 Haziran meslek yasamızın resmi gazetede yayınlanarak kabul edilişinin, yani doğum yılını kutladığımız, 28.sini kutladığımız meslek yasamızın
tüm meslek camiasına daha ileri gidebileceğimiz, Türkiye ölçeğinde tüm alanlarda, tüm mesleki alanlarda ve Türk halkında etki yaratacağı bir camianın dört bir yandan kendisini anlatarak, üreterek Türkiye'yi daha iyi bir yere getireceği günlere özlemimi ve bu mesleği ifa etmekten ve icra etmekten onur duyan tüm meslektaşları da tebrik ediyorum bu tarih itibariyle. Ve kısacık da geçen hafta TÜMOP'taki 3 ayrı grubun mutabık olarak yönetmelikleri onayladığı ve bir mecbur meslek kararının geçtiği genel kurulun da bir an önce yönetmeliklerin yayınlanmasını ve mesleğimize katkı yapacak olan maddelerin bir an önce hayata geçmesini diliyorum. Tabii ki orada mutlaka eksikler olmuştur. Şunlar da olmalıdır şeklinde ifade edebiliriz. Ama şu haksızlığı da yapmayalım. TÜMOP'u yönetenler tüm illerden görüşleri talep ettiler ve bu görüşleri o yönetmelikler içerisindeki maddelere uygun hale getirerek bize sundular. Yani işte delege olmayı önemsizleştiren, işte delegeler bir şey yapmıyor, işte falan. Ya böyle bir şey yok. Önce bir görüş iletmemiz gerekiyor. Önce eleştirmemiz gerekiyor. Önermemiz gerekiyor ki bir şeyler değişsin. Ama yani evet, sağ olsun bir sosyal medya var. Orada kendi başıma işte oturuyoruz klavyenin başına. Her şeyi yazıp çiziyoruz. Onun için mesleği itibarsızlaştıracak şeyler yapmayalım. Şu anda Türkiye'de demokrasiden bahsediyoruz. Ülke yönetiminde hukukla ilgili beklentilerimizden bahsediyoruz. İşte insanlar bir ana muhalefet partisi milletvekili kolayca tutuklanıp işte ceza alarak cezaevine gönderilebiliyor ve görüşünü açıkladığı için kendisi aynı zamanda bir habercidir, gazetecidir. Yani bu ülkede öyle bir şeyleri değiştirmek kolay değil. Yani Erkola'nın her şeyi yerle bir ederek sadece kendisini dayattığı bir anlayışın doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, bu konuya da bu şekilde değinmek istedim. Ayrıca bugün 15 Haziran Türkiye İşçi Sınıfı'nın 70'li yıllarda bir mücadele günü, emekle ilgili bir mücadele günü. O mücadele bugün belki o kadar yükselmiyor. 15-16 Haziran direnişleri gibi direnişler ortaya koyamıyor. Ama şunu bilmemizde fayda var, altını çizeyim. İşçi sınıfı hala sömürmeye devam ediyor. Asgari ücretin 1404 lira olduğu bir yerde işçi sınıfının insanca yaşayabildiğini söylemek çok da mümkün değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Onun için biz meslek örgütü olarak işverenlere hizmet ediyor olabiliriz. Ama bir fert, bir yurttaş olarak herkesin insanca yaşayabileceği koşulları da istemek ve ifade etmek durumundayız. Böyle bir sosyal sorumluluğumuz var. Eğer biz aydınız diyorsak kendimize, bu toplumda yaşayan tüm kesimlerin insanca yaşayacağı koşullarında hayata geçmesi gerekir diye düşünüyorum. 13. dönem, 3. olan Oda Meclis toplantımızın daha önceki meclis toplantımızda olduğu gibi yönetim kurulu faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi, komisyonlarımızın faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi, mesleki faaliyetler, sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ve serbest kürsüyle devam edeceğini biliyoruz. Meclis toplantımız dilekler ve kapanış bölümüyle sona ermiş olacak. Değerli meclis üyeleri, göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir heyecanla hayata geçirdiğimiz proje ve faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışma kadrolarımızla bundan sonra da çok daha başarılı projelere hep birlikte imza atacağımızdan da hiçbir şüphem yoktur. Geride bıraktığımız dönemde meslek alanımıza giren ve işbirliği içerisinde olmamız gereken tüm kuruluşlarla ortak
çalışmaları devam ettiriyoruz. Ve çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Ve muhasebe meslek camiası olarak meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında yürüttüğümüz girişimlere de devam etmekteyiz. Ve hız kesmeyeceğiz diyoruz. Muhasebe meslek camiası olarak meslektaşlarımızın sorunun çözümü noktasında yürüttüğümüz girişimlere hız kesmediğimiz gibi sadece mesleğimizle ilgili değil, kentimizle, ülkemize ve dünyaya dair de sözümüzü sakınmadan söylemeyi sürdürmek istiyoruz. Biz bir meslek örgütü olduğu kadar bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aynı zamanda bu ülkede yaşayan yurttaşlarız. Bu ülkenin kamu maliyesine önemli katkılar yapan meslektaşlarız. Onun için o alanlarda da sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bir önceki meclis toplantımızdan bu yana resmi ve kurumsal ziyaretlerden, eğitim faaliyetlerine, basın yayın faaliyetlerimizden, sosyal ve kültürel etkinliklere, ülke ve kent gündemine ilişkin faaliyetlerden, TÜMO ve meslek odalarımızla olan ilişkilere kadar tam 53 farklı etkinliğe imza attık. Genel kurulumuzdan bu yana ise bir yıllık periyotta 154 etkinlik gerçekleştirdik. Elinizdeki faaliyet raporundan ayrıntılı olarak düzenlediğimiz etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu son 3 aylık dönem içindir. Faaliyetlerimize ilişkin ayrıntıya şu an matbaada olan dergimizin son sayısında da ayrıntılı bilgiler dergi aracılığıyla edinebilirsiniz. Bu arada 165. sayımız aynı zamanda bir geleneğin sona erdirilmesi, yeni nesil bir başlangıcın doğması anlamına geliyor. Yani masaüstü yayıncılığı kapsamında odamızın artan maliyetleri bize bazı önlemler alma gereğini hissettiriyor. Ve yeni nesil okuma alışkanlıklarının mesleki çevremize iyice yerleşmesi, artan teknoloji kullanımı ve dijital dünyaya ayak uydurmanın kaçınılmaz olması. Dolayısıyla çok istemesek de bilanço dergimizi sizlerin masasından kaldırıp ekranlarına yerleştirmeye karar verdik. Bunun sonucunda yenilikçi ve tasarrufçu yönetim anlayışımızı bu uygulamada da göstermeye çalışarak çağı yakalamanın peşinde olduğumuzu sizlere iletmek istiyorum. Bir önceki meclis toplantımızdan bu yana gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden başlıcalarını sizlerle kısa kısa paylaşmak isterim. Öncelikle ikinci kurumsal yönetim ve iş kontrol sempozyumu. Uludağ Karina Otel'de gerçekleştirdiğimiz sempozyumda Türkiye genelinde 300 ve üzeri 300 civarı meslek mensubu bu sempozyuma katıldı. Tabii ki bu 300 sayısı içerisinde ilimizden de, kurullarımızdan ve üyelerimizden de katılımlarla birliktedir. Tabii ki kritik bir tarihteydi ve geçici verginin olduğu dönemdeydi. Buna rağmen bu katılım için önce Bursa'mızdaki tüm kurullarımızdaki tüm MOK'ta görev yapan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından gelen Oda Başkan ve yöneticilerine ve tüm MOK yöneticilerine teşekkür ediyorum. Konusunda uzman kıymetli akademisyenlerimiz ve konuklarımızın sunumunda iki gün süren sempozyumumuz, gösteri sanatları topluluğumuzun ülkemizin birçok yöresine ait oyunlarıyla ilk gününü tamamladı. İkinci günde yine program gereği sunumlar yapıldı ve son anına kadar da sempozyumu dikkatle izleyen meslektaşlarıma sempozyumun bitiminde hocalarımıza teşekkür ettik ve bir başka sempozyumda buluşmak üzere kendilerini uğurladık. Türkiye'nin çok değerli hocalarına da bir araya getirdiğimiz ve bize orada iki günü de ayıran hocalara teşekkür ediyorum. Kurullarımdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu alanda emek veren oda personelimize teşekkür ediyorum.
Sempozyumdan hemen sonra meslek mensuplarımızı yoğun iş yükü ve stresinden biraz olsun uzaklaştırabilmek adına Türk Halk Müziği Koromuz, Halk Oyunları Gösteri Sanatları Topluluğumuz, Türk Sanat Müziği ve Tiyatro Topluluğumuz birer hafta arayla sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay yararına düzenlenen gösterilerle sadece mesleki değil, ülkemizdeki her konuya duyarlı olduğumuzu gösterdi. BSMMO geleneksel iftar yemeğimizi Çelik Palas Grand Swiss Bel Otel'de gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimiz TÜMOP Genel Başkanımız Masis Yontan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek odalarımızın yöneticileri ile birlikte 650 civarı meslek mensubu ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Yine 9 Haziran Cuma günü 79. Başkanlar Kurulu toplantısına katıldık. Başkanlar Kurulu toplantısının ardından da delegelerimizle birlikte TÜRMOP 2. Olağanüstü Genel Kurulu'na iştirak ettik. Başkanlar Kurulu'nda söz aldığımızda özet olarak bir sürü sorunumuz var. Bunlar ifade ediliyor ama 2. sınıf defterlerin esnaf odalarında tutulması noktasında net sözümüzü söyledik. Basın açıklamasında da bundan bahsettik yine. Biz bu konuda çok net bir şekilde her türlü demokratik tavrı göstereceğimizi, bunun adı basın açıklaması, bunun adı yürüyüş, bunun adı iş bırakma, gerekirse açlık grevi. Bu çok önemli bir konudur ve Türkiye'nin dört bir yanındaki 50 bin küsur serbest çalışanın ekmeğidir işletme defterleri. Bunun asla bir siyasi popülizm adına esnaf odalarına teslim edilmesini kabul etmiyoruz. Ve en son meslek yasamızın 28. yıl dönümü nedeniyle meslektaşlarımızın katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak ve ardından mesleki sorunlarımızı dile getirdiğimiz basın açıklamasıyla de sonlandırdık. Önümüzdeki süreçte de yine aynı anlayışla katılımcı, şeffaf, iyi günde ve kötü günde meslektaşın tüm sorunlarıyla ilgilenen ve sevincini, derdini paylaşan, mesleki sorunlarına çözüm üreten, bu konuda çaba sarf eden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantıda olan, çağdaş, demokratik ve mücadeleci bir anlayışla, birlik ve beraberlik ruhuyla faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Son olarak komisyon başkanlarımız 3 aylık süre zarfında yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi sizlere paylaşacaklar. O sebeple o faaliyetlere tek anlatma gereği hissetmiyorum. Ve sözlerime burada son verirken 13. dönem 3. olağan oda meclis toplantımızın mesleğimize katkı yapmasını ve demokratik bir ortamda herkesin görüşünü ifade ettiği bir ortamda geçmesini diliyorum. Tüm kurullarım ve komisyonlarım adına hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Başkan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız işletme defterlerini esnaf odalarına bırakmak istemiyoruz dedi. Ben de ufak bir ilave etmek istiyorum. Bir meslek mensubu olarak ben de şirketlerimi yeminli mali müşavirlere bırakmak istemiyorum. Sadece işletme defterlerini değil, bilanço ve şirketlerin de aynı tepkiyi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Gündemimizin 4. maddesi yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulması ve görüşülmesi. Şimdi yönetim kurulu faaliyet raporu yazılı olarak herkese dağıtıldı. Bunu okundu olarak kabul edildi hususunu oylamaya sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Fakat yine de yönetim kurulu arzu ederse bu faaliyet raporuyla ilgili bir konuşma yapmak isteyebilir. Böyle bir talep yok anladığım kadarıyla. 5. madde komisyonların faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi. Şu ana kadar divanımıza gelen komisyon raporları bir basın yayın hak ve eşitler komisyonu, insan hak kaynakları ve istihdam komisyonu, bilgi teknolojileri izleme komisyonu, etik komisyonu, sosyal yardımlaşma
O zaman biz bunu yazarken ilk olarak basın yayın halkla işler komisyonu. Dördüncü madde okur musunuz bildiğimi? Yönetim kurulu faaliyet raporu sunulması ve görüşülmesi. Tamam, sunuldu da görüşülmedi. Sordum herhangi bir şekilde görüşme. Ben görüşmeden duramam. Servet'ten sonra ben görüşeyim. Ben onu hatta dedim arkadaş niye atadı diye. Sonra mı görüşeceğiz Servet? Evet, yönetim kurulu, komisyonların faaliyet raporu sunulması, mesleki sorunlar, çözüm önerilerinin görüşünde, serbest görüşüyle herkese söz vereceğiz. Basın yayın halkla işler komisyonu, buyurun. Bir yerden ısınlatacağız da ama nerede ısınlatacağız? Ben zemin arıyorum. Öncelikle herkese merhaba. Ekim 2016'dan itibaren başkanlığını yürütüyorum. Basın yayın halkla işler komisyonumuz. Bu zamana kadar 12 defa toplantı gerçekleştirmiştir. 163, 164 ve 165 sayı olmak üzere 3 adet derginin çalışmasında ve basınında görev alarak katkıda bulunduk. Dergimizde Türkiye'deki, dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri, odamızda yapılan faaliyetlere, seminerlere, çalıştaylara, komisyon üyelerimizin yazılarına ve diğer komisyonlardan alınan yazılara ve çeşitli üniversite akademisyenlerinden destek alınmış meslek mevzuatı, meslek hukukuyla ilgili yazılara yer vermektedir. Yine en son basılan 165. sayımızda Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsamaktadır. Bu sayımızda Mart ayı muhasebe haftası olduğu için odamız tarafından gerçekleştirilen muhasebe mesleğimizle ilgili etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Ve bu etkinliklere odamız tarafından yapılan eğitimlere ve toplantılara dergimizde yer verilmiştir. En son odamızın ev sahipliğinde gerçekleşen Uludağ'da düzenlenen kurumsal yönetim ve iç kontrol sempozyumuna katılarak gerçekleşen seminer ve eğitim ve sosyal etkinliklerini yerinde izleyerek fotoğraflarına yer verdik. Derginin kapanma sempozyumla ilgili olarak yayınlanması kararlaştırıldı. Buradan sempozyumda geçen herkese teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine burada bahsetmek istediğim diğer bir konu da geçenki oda meclis konuşmalarında bazı meslektaşlarımızın bir fotoğraf bir isim için bizi eleştiren sanki komisyon olarak hiç çalışmıyoruz gibi davranan, emeğimizi hiçe sayan, diğer komisyonlara çalışmalarından dolayı teşekkür edilmesine rağmen basın yayın komisyonu çalışmıyor gibi konuşulmuş ve davranılmıştır. Bu komisyon olarak bizi üzmüştür. Biz komisyon olarak gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bizler odanın maaşlı çalışanı değiliz. Elimizden geldiği kadarıyla ayda iki kere toplanmaya, yeri gelince cumartesimizi burada geçirerek dergiye katkıda bulunmaktayız. Ancak daha önce yönetimin de söylediği gibi biz bu işin tuzu biberi gibiyiz. Her şeye müdahale hakkımız olmuyor. Çünkü dergi hazırlandıktan sonra bir de yönetimin elinden geçiyor. Yönetim de kendine göre bir takım düzenlemeler yapıyor. Bazı yazılar ya da fotoğraflar çıkartılabiliyor. Bundan bizim haberimiz ancak dergi en son basıma giderken olabiliyor. Yani biz her şeye müdahale edemiyoruz. Komisyonun her şeye müdahale etmek ve her şeyi kendi başına yapmak gibi bir lüksü yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Herkesin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Teşekkür ederim, saygılarımla. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de İnsan Kaynakları ve İstihdam Komisyonu. Sayın Cale Akyol. Saygıdeğer divan, saygıdeğer başkanım ve değerli meslektaşlarım. Öncelikle hepinize geldiğinizden dolayı teşekkür eder, hoş geldiniz diyor ve saygılarımı sunarım. 20 Ekim 2016 tarihinde yapılan ilk toplantıyla göreve başlayan komisyonumuz, istihdam sorununun çözüm noktasının donanımlı ve nitelikli bireyler ile farkındalık yaratmaktan geçtiği konusunda hemfikir olup, bu doğrultuda mesleğimize ve meslektaşımıza fazla fayda sağlamayı temel hedef almış bulunmakta. 18 Kasım 2016 tarihinde
komisyonumuzun ilk etkinliği olan Zengin Gelecek, Yoksul Gelecek adlı farkındalık sunumumuzu oda kurul üyelerimize ve komisyon başkanlarımıza sunduk. 10 Şubat 2017 tarihinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı üyesi Profesör Doktor Erkan Işığı Çok sunumunda iş dünyasında karar vermek, fark yaratmak, değer katmak için 3. göz istatistik konulu seminerimizde rekabet, kalite, Ar-Ge, değişim, inovasyon, verimlilik, iletişim, mükemmellik kavramları üzerinde durarak alt başlıklar halinde bu konular üzerinde durarak konuklarımıza aktarıldı. 10 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen seminerimizin hazırlık çalışmasında odanıza kayıtlı olan tüm üyelere ve oda sitemizde yer alan insan kaynakları portalında iş başvurusunda bulunan arkadaşlarımıza seminerimizin konusu mesaj olarak bildirilmesinin yanı sıra ayrıca insan kaynakları portalında başvuran yaklaşık 560 kişi tek tek aranarak seminerimiz hakkında ayrıntılı olarak bilgi verildi ve tek tek davet edildi. Bunun neticesinde 100 kişiye aşkın bir katılım sağlanarak güzel bir sunum gerçekleştirdik. Oda sitemizde yer alan insan kaynakları portalının yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla tüm meslektaşlarımıza bilgilendirme mesajı gönderildi. Bilgi Teknolojileri İzleme Komisyonu'nun katkısıyla insan kaynakları portalında yer alan CV'lere birer referans numarası verilerek CV'lerin referans numarasıyla tavsiye edilmesi sağlandı. 4 Nisan 2017 tarihinde Kobuz İş Geliştirme Danışmanlık Şirketi kurucu üyesi Kemal Sakin ile Bursa Eğitim Danışmanlık Şirketi Eğitim Koordinatörü Taner Kurtal sunumunda Zengin Gelecek, Yoksul Gelecek, NLP ile Sihirli Değişim konulu seminerimizde finansal eğitim ve muhasebenin geleceğimize etkisi, hayattaki doyum ve denge noktaları, NLP'nin varsayımları, bilinçaltının özellikleri, kelimelerin gücü alt başlıklar halinde ele alındı. Yine 4 Nisan 2017 tarihinde yapılan seminerimizin hazırlık çalışmasında tüm üyelerimize ve oda portalımızda yer alan, kayıtlı olan tüm iş başvurusunda form dolduran tüm kişilere bilgilendirme mesajı gönderilmesinin yanı sıra yine portalımızda yer alan kişiler aranarak seminerimiz hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve güzel bir katılım sağlandı. Ayrıca bireysel başvurular doğrultusunda iş ve çalışma arkadaşı arayan kişi ve kurumlara komisyonumuz katkı sağlamaya devam etmektedir. Mayıs ayının ilk haftası yapmayı planladığımız iş başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, CV doldurma teknikleri, uygulamalı iş görüşmesi örnekleri ve benzeri alt başlıklar içeren seminerimizi oda faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle gelecekteki en uygun tarihte yapılmasına karar verildi. Özet olarak komisyonumuzun çalışmalarını sizlere sunmuş bulunmaktayım. Yapacağınız değerlendirmeler ile eleştiri, yorum ve önerileriniz çalışmamıza güç katacaktır diyor. Sevgi ve saygıyla hepinizi teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Bilgi Teknolojileri İzleme Komisyonu Emre Evcimen. Önce herkese merhabalar. Teknoloji komisyonu olarak canlı yayın sistemini hala faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Son parça alımını da sağladık. Bundan sonra denemelere başladık. 3 tane deneme yaptık şu ana kadar. Tam olarak sistemi oturtamadık. Barkod vizyonları bağlama aşamasında bir sıkıntımız var. Onları da bağladıktan sonra kullanmaya hazır olacağız. Onun dışında Videoport online eğitim portalı üzerinden yönetim kurulumuza bir teklif geldi. Yönetim kurulumuz değerlendirmek için bize pasladı olayı. Komisyon sekreterimiz Mesut'a aktardık bunu. Kendisi iletişime geçti. Bir protokol üzerinde anlaşma sağladık ve o anlaşma üzerine şöyle bir şey var. Ofis programlarının Excel, Word, PowerPoint gibi bir YouTube kanalı gibi
ücretli bir portal bu. Onun üzerinden eğitim veriyorlar. Bir sene boyunca meslek mensuplarımıza ücretsiz verecekler bunu. Bir sene sonunda meslek mensuplarımız devam etmek isterlerse parasıyla indirimli bir oranda, etmek istemezlerse hiçbir ödeme yapmadan durumdan, portaldan ayrılacaklar. Neyin eğitimi anlamadım? Ofis programları. Ofis programları. Excel, Word, PowerPoint gibi. Bunun protokolünü de yönetim kurulumuza sunduk. Takdir yönetim kurulumuza bu saatten sonra. Şu an için çalışmanız böyle. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz teşekkür ediyoruz. Etik Komisyonu, Kenan Taner. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk komisyon toplantımızda komisyon başkan, başkan yardımcıları, röportör ve üye seçimi oldu. 20.10.2016 tarihinde toplantıda etiğe başvuran meslektaşlarımızın sayısal artışı ile ilgili çalışma yapılması, etik eğitimle ilgili yapılması gerekenler komisyonunca değerlendirmiştir. Yapılan çalışmalarda etik eğitimle 2015 yılında 1. dönemde 23 kişi, 2. dönemde 3 kişi, 2016 yılında 1. dönemde 2 kişi, 2. dönemde 28 kişi başvurmuştur. Eğitimler devam etmektedir. Etik eğitimiyle ilgili yeni dönemde başvuruların açılması, siteye konulması, bilanço dergisine etik eğitimle ilgili farkındalık oluşturulmasına karar verilmiştir. Diğer toplantılarımızda 29 Nisan 2017 tarihinde yönetimin uygun gördüğü meslekte etik davranışlar, meslekte etiğin önemi, meslek saygınlığı, başarısı, tecrübe ve deneyimler konulu etik komisyonumuzca değerli meslektaşlarımız sunumunda bir söyleşi yaptık. Son derece faydalı olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni söyleşiler planlamaktayız. Çalışmalarımız devam etmektedir. TÜRMOB'da kabul edilen etikle ilgili yönetmeliğe göre üzerimize düşen görevin sorumluluk bilincindeyiz. Etik komisyonu olarak hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Komisyon raporunu alalım Kenan Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu. Ayşen Kaya. Sosyal değil mi? Pardon, işte sosyal. Aysel Kaya. Sayın Divan, sevgili meslektaşlarım, ikinci meclis toplantısından bu yana 3 Mart'ta gerçekleşmiş yaptığım bugüne kadar yaptığımız etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 7 Mart 2017 Salı akşamı muhasebe haftası etkinlikleri içerisinde 30 yılını doldurmuş meslektaşlarımıza plaketlerinin sunulduğu podyum davette yapılan yemek düzenlenmiştir. 8 Mart 2017'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği serbest muhasebeci mali müşavir Gülsüm Işıldar ve avukat Aslı Yetkin'in sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir. 15 Mart 2017'de haftada 3 saat olmak üzere 15 saat yani 5 hafta süren diksiyon dersimiz gerçekleştirilmiştir. 18 Mart 2017'de bir gece konaklamalı Çanakkale gezimiz gerçekleştirilmiştir. Burada duygu dolu anlar yaşayarak şehitlerimizi de ziyaret ettik. Güzel anılarla geriye döndük. Nisan ayında komisyonumuzun bünyesindeki ekipler, halk müziği, halk oyunları, sanat müziği, tiyatro ekiplerinin Mayıs ayındaki yapacakları sunumlar için gereksinimleri olan kostüm, sahne, ses kayıt, barkovizyon gibi gereksinimler karşılanmıştır. 7 Mayıs 2017'de Mayıs ayımızı çok yoğun bir şekilde geçirdik. 7 Mayıs 2017 Türk Halk Müziği konseri ve halk oyunları gösterisi düzenlenmiştir. 13 Mayıs 2017 halk oyunları ekibimiz gösterileriyle
Odamızın Uludağ'da düzenlemiş olduğu 2. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumunda katkı sağlamıştır. 21 Mayıs'ta yine duygu dolu, çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlarımla birlikte. Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi'nin geleneksel olarak düzenlediği Huzur Evi Kermesi ve Yiyecek Şenliği'ne standımızla katıldık. Buradan Oda Başkanıma çok teşekkür ediyorum bütün günü bizimle paylaştığı için. Halk Oyunları ekip arkadaşlarıma, komisyon üyesi arkadaşım Huriye Hanım'a, İlkay Hanım'a, Derya Hanım'a, Neslihan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Halk Oyunları ekibinde yer alan arkadaşlarımın annelerine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü nefis yiyecekler yapmışlardı ve biz bu yiyecekleri satarak o gün 1000 lira gibi bir gelir elde ettik ve Huzur Evi vakfına hemen teslim ettik. Bu arada sadece o gün aynı zamanda yağmur da vardı. Buna rağmen katılımları için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Halay çektik, sohbet ettik büyüklerimizle, oyun oynadık. Mutlaka katılımlarımız biraz daha yüksek olsun. Gerçekten bu güzel gün bizi çok onurlandırdı, duygulandırdı. Daha sonra 16 Mayıs 2017'de Türk Sanat Müziği konser etkinliğimizi gerçekleştirdik. 24 Mayıs 2017 Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye oyununu, destanını oyun olarak sahneledik. Gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimizi Kızılay Bursa Şubesi yararına yaptık. Halk müziği, halk oyunları gösterisinde 562 davetiye, sanat müziği konserinde 432 davetiye, tiyatro oyunumuzda 308 davetiye satılmıştır. 10 lira bedelle satılmıştır. Ve bu davetiye Kızılay'ın da sattığı davetiyeler 300 adet kadar sanırım. 16 bin lira gibi bir gelir elde ettik. 4 Haziran 2017 tiyatro tarihinde tiyatro oyunumuz Makine Mühendisleri Odası'nın düzenlemiş olduğu Nazım Hikmet'i anma etkinliğine davet edildi. Oyunumuzu sahneledik ve plaketle onurlandırıldık. 7 Haziran 2017'de iftar yemeğimiz yoğun katılım sağlanarak düzenlendi. Bu zamana kadar faaliyetlerimiz bundan ibaret. Tüm arkadaşlarıma, siz gelen meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda olduğunuz, katkı sağladığınız için. Önümüzdeki dönemde de inşallah halk müziği, halk oyunları, tiyatro, bütün etkinliklerde daha fazla arkadaşımızı aramızda görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz Alper Hanım. Yerel yönetimler, meslek odaları ve STK ile İlişkiler Komisyonu bize raporunu sundular. İlave bir görüş beyan etmeyeceklerini söylediler. Doğrudur herhalde. Şimdi bağımlı çalışan meslek mensupları komisyonu Hacı Bektaş Aykut. Sayın Divan, değerli yönetim kurulu ve değerli meslektaşlarım. Bağımlı çalışan meslek mensupları komisyonu adına bir yıllık faaliyetlerimizi ve önümüzdeki dönemdeki faaliyet planımızı bilgilerinize arz edeceğim. 27.10.2016 tarihinde ilk toplantımızı, üyelerimizin tanışması, görevlendirilmelerinin yapılması ve komisyon toplantılarının periyotlarının belirlenmesi şeklinde yapıldı. Komisyon üye sayımız 16 kişiden oluşmaktadır. 17.11.2016 tarihinde önümüzdeki dönem faaliyetlerimizin amaçları belirlendi ve bu doğrultuda odamız ile bağımlı meslektaşlarımız arasındaki örgütsel bağın kuvvetlendirilmesi başlıca amaç olarak belirlendi. Oda Yönetim Kurulu Başkanımız, Oda Hukuk Danışmanımız ve Çalışma Komisyonumuzun sunumunda bağımlı çalışan meslektaşların sorunlarının çözümünde odanın rolü konulu toplam 4 adet çalıştay düzenledik. Bu çalıştaylarımızın ilkini 14.12.2016 tarihinde NOSAP ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi için BTSO konferans salonunda, ikincisini 15.02.2017 tarihinde Kestel Barak Faki Gürsu Bölgesi için KOSAP konferans salonunda, üçüncüsünü 15.03.2017 tarihinde DOSAP ve Yalova Yolu Bölgesi için DOSAP konferans salonunda, dördüncü ve son çalıştayımızı ise 27.05
2017 tarihinde tüm bölgeler için oda konferans salonumuzda gerçekleştirdik. Yaptığımız bu etkinlik diğer odalarda da ses getirmiştir. Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası aynı etkinliği düzenleme kararı alarak etkinliğimizin yazılı ve görsel kaynaklarını talep etmiştir. Aynı etkinliği yine Bolu Odası da bizimle birlikte düzenlemektedir. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası da düzenlediğimiz çalıştayları izlemek üzere misafir olarak katılmayı talep etti ve yine onlar da etkinliklerimizin görsellerini ve detaylarını bizden talep ettiler. Yaptığımız çalıştaylar neticesinde elde ettiğimiz verileri toparlayarak bağımlı çalışan mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik taslağı hazırladık. Bu taslağı 31.05.2017 tarihinde Oda web sayfamızda tüm meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini açtık. İlgili ilan 19.06.2017 tarihine kadar Oda web sayfamızda kalacak. Sonrasında gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda son düzenlemeleri yapıp hazır bir şekilde TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı süreçlerini başlatacağız. Bunlara ilaveten Mali Müşavir İş Sözleşmesi taslağı, içinde mobbing konusunun da bulunduğu yeni disiplin yönetmeliği taslağı ve Mali Müşavir iş ilanı standartları çalışmalarımızı hazırlayıp sonraki eylemlerimizi planlayacağız. Komisyon olarak yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve bağımlı çalışan mali müşavirlerin sorunlarının kamuoyuyla paylaşılması hususunda geçtiğimiz Nisan ayında Olay TV Vergili Hayat programında meslektaşımız Sayın Özgür Erdursun'un konuğu olduk. Basın yayın komisyonumuzla iletişimle geçip Bilanço Dergisi'nde etkinliklerimizi yayınladık. Bu konudaki desteklerinden dolayı Sayın Selda Ercan Küçükkalem'e ve Sayın Özgür Erdursun'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yine yönetmelik taslağı çalıştayımızın detayları ve faaliyetlerimizin kamuoyuyla paylaşılması hususunda Line TV ile bir program hazırlığı içinde olacağız. 26.01.2017 tarihinde mali müşavir ilan standartlarının belirlenmesi, iş görüşmelerindeki yazılı sınavların yapılmaması konusunda Peryön Güney Marmara Şubesi Başkanı ile toplantı organize ettik. Bu konuya ilişkin bir ilan standartının oluşturulması ve kariyer sitelerinde bu standartın uygulanmasını sağlayıcı görüşmelerin birlikte yapılması kararını aldık. Çalışmalarımız hala devam etmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra önümüzdeki dönemde odamızda düzenlenen eğitimlere bağımlı meslektaşlarımızın etkin katılımını sağlamak amacıyla eğitimlerin planlanması hususunda TESMER Bursa Şubemiz ve diğer mevzuat komisyonlarımızla ortak çalışmalar üreteceğiz. Bağımlı çalışanların, serbest çalışanların ve meslek odalarının çatışmalarını ve çıkar birliklerini konu alan bir senaryo çalışması yapıp bu senaryonun tiyatro topluluğumuz tarafından oyunlaştırılması için gerekli yetkili kişilerle gerekli görüşmeleri yapacağız. Ben komisyonumuzun faaliyet raporunu sizlere arz ettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Hayriye Tarakçı. Saygıdeğer divan, sevgili yönetim kurulum ve çok değerli meslektaşlarım, hepiniz meclis toplantımıza hoş geldiniz. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu olarak faaliyetlerimize sunmak istiyorum. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu olarak değişiklikleri komisyonumuzun açmış olduğu Facebook sayfamızdan üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Komisyonumuzun belirli periyotlarda toplantılarını komisyon üyelerimize gerçekleştiriyoruz. 13. dönem ikinci olan toplantıdan sonra bugüne kadar 3 tane toplantı yaptık komisyon olarak. 11 Nisan'da, 4 Mayıs'ta ve 26 Mayıs'ta. Komisyonumuzda güncel mevzuatı irdeliyoruz ve üyelerimizle paylaşıyoruz. TESMER Bursa Şube Müdürlüğü ile komisyonumuzun birlikte düzenlediği SİGK İl Müdürü Erhan Karaca'nın ve İşkur İl Müdür Yardımcısı Murat Kurt'un konuşmacı olarak katıldığı SGK teşvikleriyle ilgili seminerimizi gerçekleştirdik. Çalışanların işverenlerin aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili seminer düzenlenmesi için TESMER Bursa Şube Müdürlüğümüze ilettik. Faaliyetlerimiz bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Meclis toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Divanımıza
isim ve imza olmadan mesleki sorunları araştırma ve proje geliştirme komisyonunun faaliyet raporu geldi ama bununla ilgili sunum yapacak. Yok. Yok, tamam. Bağımsız denetim komisyonu da gelmedi. Şu. Bağımlı çalıştığı için bize alamadı. Yok, buradayım işte. Şey o zaman şimdi bu komisyonlar, yönetim kurulu faaliyeti, mesleki faaliyetler, sorunlar, çözüm önerilerinin görüşülmesi serbest kürsü maddesine geçiyoruz 6. maddeye. Burada konuşmak, söz almak isteyenleri birleştirdik bu konuşmaları. Bize bir şu an buyurun. Sayın Divan, değerli yönetim kurulu, kıymetli meslektaşlarım, sözlerime başlamadan evvel hepinizi şahsım ve komisyonum adına selam, saygı ve sevgilerimi sunarım. Bizim komisyonumuz 24 kişiden oluşmakta. %60 devam oranını bu sene yakaladık. Geçen sene %65'ti. Bu 5 puanlık azalmanın acaba nereden kaynaklandığı hakkında kendimizde bir takım özel eserler yapıyoruz haliyle. Geçen sene biliyorsunuz 5 yıllık uygulama sonucunda ticaret yasasının hayatımıza getirdiği konusunda bu farklı kitapçık hazırlamıştık, rapor. Sağ olsun yönetimimiz bunu dergilerle paylaştı meslektaşlarımızla. Hatta başkanımdan duyduğuma göre birçok odada zaten bundan istemiş, basarak devam etti. Bu sene de biz şimdiye kadar 3 büyük etkinlik yaptık. Bunlardan bir tanesi bu sene hazırlama planladığımız kurumsallaşma ve kurumsal yönetim konusunda meslek mensuplarımızın rolü ne olmalıdır diye bir çalıştay düzenledik. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. İnşallah bu yeni dönemin başında da bunu size takdim edeceğiz sevgili başkanım. Ayrıca bu sene başında şirketlerde azlık hakları, genel kurullar ve faaliyet raporu adı altında 3 ayrı da faaliyette bulunduk. Sanıyorum bu diğer komisyonun arkadaşlarım yaz tatiline belki girmişlerdir ama biz yaz tatiline girmedik. Devamlı Eylül'e kadar yine yapmaya devam edeceğiz. Geçen haftaki toplantımızda da nitekim toplantı sonrası geleneksel hale getirdiğimiz iftara gittik. Şimdiye kadar 7 ayda 21 toplantı yaptık. Bu konu sevgili Emre tarafından bana bildirildi. Sanıyorum o da herhalde en iyi, en çok toplanan komisyon olmuşuz. Hepinize saygılarımı sunarım efendim. İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz. Bu arada bize faaliyet raporunu son sunmamış, sözlü olarak sunum yapacak olan yoksa Bağımsız Denetim Komisyonu Tuğba Bora'ya söz veriyorum. Herkese merhaba. Biz de komisyon olarak ilk olarak meslek mensuplarının bağımsız denetime yönelik farkındalıklarını arttırmak için 8 Nisan 2017 tarihinde Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seval Selimoğlu ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Uzay ve Dialog Partner Özkan Yıldırım'ın sunumuyla bağımsız denetim farkındalık eğitimi düzenledik. Bu eğitimde bağımsız denetim mesleğin önemi vurgulandı ve işletmenin sürekliliği ve yatırımcının koruması amacıyla değiştirilen yeni denetim raporu formatı hakkında bilgiler verildi. İkinci olarak faaliyetimiz 20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında yine Uludağ Üniversitesi İBF İşletme Bölümü tarafından düzenlenen ikinci lisansüstü işletme öğrencileri sempozyumunda komisyon üyeleri olarak işletmelerde bağımsız denetim ve denetçinin tecrübeleri konulu panel düzenledik. Burada da 17 farklı üniversiteden 115 öğretim üyesi ve lisansüstü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bu panelde lisansüstü öğrencilere muhasebe ve denetim mesleği tanıtılmış ve bağımsız denetçinin tecrübeleri aktarılmıştır. Son olarak, üçüncü olarak da 13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bursa Odası tarafından Uludağ'da düzenlenen ikinci kurumsal yönetim ve iç kontrol sempozyumunda yine Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Seval Selimoğlu ve Türkiye İş Denetim Endüstrisi kurucusu Ali Kamil Uzun sunumunda
işletmelerde risk yönetimi, bağımsız yönetimin önemi konulu çalıştay düzenledik orada da. Son olarak da şu anda bağımsız yönetimin uygulamalı eğitim planlamaktayız. Şu an çalışmalarımız devam etmekte. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve komisyon raporları üzerine konuşma yapmak isteyenleri isimlerini yazdırabilirler. Ali Erdoğan. Beraber. Evet. Asım Bey o zaman. Hamdi Liman. Asım Karaman. Hamdi Liman. Bülent Çetin'i yazdı. Yok yapma ben. Görüntü çirkinliği var. Hem sesi var. O zaman Ali Erdoğan Bey ile başlıyoruz. Buyurun kürsüsü. Divan, Sayın Divan, değerli hazirun, değerli oda başkanım, sevgili arkadaşlarım. Bugün buraya sevindim. Hemen ben de komisyonlardan bahsedeyim. 11 tane komisyon okudu. 14 tane komisyon var. Ben de komisyonlardan geldiğim için böyle tersinden söyledim. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel geçen etik komisyonunun toplantısında da panelinde de bir şey söylemiştim. Değerli kurucu oda başkanım Tuncel Ergen vefat etmişti. Burada o başkanım yoktu herhalde. Bugün de yüzüne söyleyeyim. Sevgili oda başkanım. Bunu basında, yayında biraz daha bir şeyler yapmamız gerektiğini vurgulamıştım. İnşallah çıkacak dergide daha güzel bir şeyler okuruz. Bir tane oda başkanımız vardı. Yani bir tane derken kurucu oda başkanımızdı. Başka da yok. Bunun için gerekli ihtimamı göstermemiz gerekiyordu. Buradan güzel şeyler okundu. Onlara katılıyorum. Ankara'da yapılan genel kurulda, ikinci olan genel kurulda tabii ki bazı arkadaşlarımızın, delegelerimizin itirazları neticesinde elde olmayan bazı şeylerle bir saat gecikmeyle bitmiştir. Bunun daha iyi tabii o divanın orada daha iyi hakimiyetini görmek isterdik. Ama olmadı. Hayırlı olsun. Şu anda burada yapılacak bir şeyler yok. Bir de şu anda bulunduğumuz Ramazan ayının İslam ülkelerine, İslam'a bizlere hayırlı uğurlu olsun. Başarı olsun. Yani diyecek bir şeyim yok. Bir de şu basın yayın komisyonlarımın okumuş oldukları yazılarına teşekkür ediyorum. Başta basın yayın komisyonu, insan hakları komisyonu, bilgi teknolojileri, etik komisyonu, sosyal yardımlaşma, yerel yönetimler, bağımlı çalışanlar, iş ve sosyal güvenlik, meslek sorunları, ticaret mevzuatı, bağımsız denetim komisyonu. Yani burada zaten 14 tane komisyon var. 11'i de rol almış oluyor. Teşekkür ederim. Geçen toplantıdan daha iyi bir oldu. Bir tanesi ya, de yazılı raporu var. Evet, onu da söyledim. Onu da söyledim. 11 tane onunla beraber. Şimdi oda başkanım bir ifadesinde elimize gelen bilançolar var. Bu bilançoyu ekrana taşıma, yeni nesil okuma şeklinde söyledi. Bu geçen dönemde bunu söylemişti. Olmadı. Tekrar dönüş yaptık. Ben de basın yayın komisyonundan gelme olduğum için gene diyorum ki reklamlara biraz ağırlık verelim. Bu 6000'e yaklaşık bastığımız bilanço gene herkesin masasına gitsin. Bu bizim reklamımızdır. Lütfen oda başkanım. Arz ederim. Ali Erdoğan Üstadımıza teşekkür ediyoruz. Asım Karaman, buyurun. Tam bir limon kadar başına taşıyoruz.
Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, saygıdeğer arkadaşlarım, en derin saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı geçmesini, hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Sözlerime başlamadan evvel, bugün meclis divanımızda ilk uygulanan bildiğim kadarıyla meclis başkan yardımcımız meclisimizi yönetiyor. Daha önce var mıydı bilmiyorum ama uzun süredir hatırlamıyorum ben. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de örneği olduğu gibi burada da bu uygulamayı kararını alan meclis divanımıza, meclis başkanı nezdinde teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemiz çok sıkıntılı süreçler yaşıyor. Bir yanımızda savaş, bir yanımızda terör örgütlerinin bitmez, tükenmez, bitmeyen eylemleri. İçimizde hoca kılıklı münafıkların ihanetleri, karşımızda dünyanın en büyük ülkelerinin, Haçlı artıklarının, Siyonistlerinin sinsi planları. Zor günler yaşıyoruz, zor süreçlerden geçiyoruz. Hani deyim yerindeyse adeta ateşten denizleri, mumdan gemilerle teker teker geçiyoruz. Kendini adaletin, insan haklarının, hakkın, hukukun asli sahibi gören, asli sahibi sayan ülkelerin kendi aralarındaki şer ittifaklarıyla yanı başımızda, içimizde tutukları terör örgütlerine karşı her gün şehitler veriyoruz. İftar sofralarında, şu aziz mübarek günde iftar sofralarında lokmalar boğazımızda adeta düğümleniyor. Şenay Aybüke Yalçın gibi yarım kalan hikayeler her gün ciğerlerimizi dağılıyor. Öfkemizin üzerine öfke katıyor. İşte bu sıkıntılı süreçlerde bizlerin siyasi görüşümüz, partimiz, takımımız ne olursa olsun söz konusu burada vatandır. Söz konusu vatan olunca da gerisi teferruattır. Gün birlik beraberlik günüdür. Gün Çanakkale ruhuyla omuz omuza verme günüdür. Gün devletimizin yanında hesapsızca, kitapsızca Elif gibi dimdik durma günüdür. Buradan bir kez daha bu terörü yapanlara, yaptıranlara, yanında duranlara, ayak altından gülenlere bir ağız dolusu lanet okuyorum, lanet olsun. Değerli arkadaşlarım, tabii bu sıkıntılı süreçlerden her ne kadar bu konular mesleki konularımızın, dünyevi konularımızın önüne geçse de diğer yandan da hayat akıp gidiyor, sosyal hayatımız devam ediyor, iş hayatımız devam ediyor. Biz de bu ülkenin hesap adamları olarak, bu ülkenin hesapçılarının mesleğini hesapsızca yapılan bazı uygulamalar her geçen gün gardımızı düşürüyor, mesleğimize karşı soğutuyor. Müsaade ederseniz biraz bu anlamda bir iki konuyu irdelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Şubat ayında iki tane tebliğ yayınlandı. Bir tanesi 478 sıra numaralı vergi usul kanunu tebliği, diğeri de 11 sıra numaralı KDV genel uygulama tebliği. Değerli arkadaşlar, dikkatimizden kaçmamıştır. 478 sıra numaralı vergi usul genel tebliğinde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan mükelleflerin vergi müfettişlerince bu durumu tespiti halinde vergi müfettişi raporuna göre meslektaşında eğer suça iştiraki varsa meslektaşa 3 yıl meslekten men cezası, 3 yıldan sonra meslektaş eğer mesleğine devam etmek ister ise vergi denetiminin bulduğu sahte faturalardan tespit ettiği rakamın işte tebliğde öngörülen ölçülere göre teminat mektubu istenmektedir. Yani hem mesleki hem de parasal yaptırımı vardır. Burada suçu işleyen başkası, işlediği suçtan nemalanan başkası ama cezasını çeken de başkası. Yani
davulu bizim boynumuza tokmağı başkasının eline veriyorlar. Bu nasıl bir uygulamadır bilmiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir avukat, bir müvekkilinin davasını takip ederken müvekkili konuyla ilgili yalan beyanda bulunsa, aslında olayı gerçeğin dışında aktarmış olsa, avukatı da onun bulunduğu beyana göre pek tabii ki mahkemede savunacak. Ama o yalandan dolayı hiçbir sorumluluğu yok. Bizim de mükelleflerin kendilerinin ya işlediği suçtan dolayı bizleri sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Meslektaştan öte mesleği de potansiyel suçlu görülüyor. Yani 3568'i getirip oradaki suça alet edilmesi aslında mesleğimize yapılmış büyük bir hakarettir. Bunun da bir şekilde karşı durmamız lazım. Şubat ayından bugüne kadar bakıyorum üst birliğimiz, özellikle bizim odalarımızı yönetenler değil, mesleğimizi yönetenler, yani üst birlikten bahsediyorum. Bu konuyla ilgili en ufak bir rahatsızlık, en ufak bir şey ben görmedim, duymadım. Gerçi o dönemlerde biz TÜRMOB'a kim başkan olacak onu tartışıyorduk. Başkan demişken bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz TÜRMOB Genel Başkanımızı da Bursa'da, Bursa Odamızın iftarında ağırladık. Kürsüden bir hareketi gerçekten içime sinmedi. Yani salondaki işte organizasyonla ilgili bir sıkıntılardan dolayı bir uğultu vardı, ses duyulmuyordu. O da o sesten rahatsız olacak ki, işte parmağını kaldırarak susun, beni dinleyin. Ya bizim meslektaşlarımıza yapılan bir hakaret olarak gördüm. Bu TÜRMOB başkanımızın kişisel anlamda kendine yakışır yakışmaz bilemem ama o başkanlık koltuğuna yakışmamıştır. Deyim yerindeyse TÜRMOB'un saygınlığı TÜRMOB idare edenin vizyon seviyesine çekilmiştir. Bu durumu da asla tasvip etmiyorum. Değerli arkadaşlar, Şubat ayındaki tebliğlerden bahsediyordum. Bu tebliğlerde iki tane bomba. Bir tanesinin pimi çekilmiş, bir tanesinin henüz çekilmemiş pimi. Biri mesleğimizin üzerinde, bir diğeri meslektaşımızın üzerinde. Diğer konuya geleceğim. Diğer konu da katma değer vergisi kanunu tebliği 11 Sıranoğlu. Orada bir sanayi şehri olan Bursa'mızı özellikle çok ilgilendiren çok bozuk bir cümle var arkadaşlar. Yani bir kere de okumayla anlamazsınız eminim. Birkaç defa okuyunca anlıyor insan. İhraç kayıtlı satışlarda doğan kur farkları talep edilen iadeden düşüleceği yazıyor orada. Şimdi tam tebliğ elimde değil, ifade edemeyeceğim. Okursanız sevinirim. Yani şu an Haziran ayındayız. Haziran ayında bir ihracat yapıyoruz. İhraç kayıtlı satış yapıyoruz. Bunun parasının Aralık ayında geldiğini düşünelim. Aralık ayında doğacak kur farkı, bugün alacağımız iadeden kur farkının kademesinin düşmeyi yazıyor. Yani biz Aralık ayına gittiğimizde Haziran ayına düzeltme vermemiz gerekecek. Eğer iadeyi aldıysak fazla ve yersiz iade olarak geri ödememiz gerekecek. Diyebiliriz ki bu bizim sorunumuz değil. Bu aslında ticaret odasının sorunu. Evet doğru, sorun ticaret odasının sorunu ama hamallığı bizim üzerimizde. O düzeltme beyannamelerini biz vereceğiz. Onu iş dünyasına biz anlatacağız. Bu her iki konuyu gerçekten çok önemsedim. Bu konuyla ilgili bir şeyler olması lazım gelir diye düşünüyorum. Keşke bizim de burada TÜRMOB yönetiminde bir arkadaşımız olsaydı. Biz de bunları ona iletseydik. O da Ankara'da merkeze iletmiş olurdu. Bu konuyu niye diyorum? Dün, evvelki gün heykeldeki sunumda oda başkanımız ifade etti. 5'e 4'e karşıyız diye. Arkadaşlar mesleğimizde aslında 5'e 4'ten daha tehlikeli bir şey var. Yani bugün TÜRMOB'un 9 yönetim kurulu üyesinin 7'si İstanbul'dan arkadaşlar. Biri Ankara'dan, biri İzmir'den. Yani Bursa'nın 4. büyük ili, sanayi kenti. Bursa'dan bir arkadaşımız buralara layık değil mi? Yani buradaki başından sonuna kadar nasıl, hangi akla yazılmış bilmediğimiz uygulamaları, Mesut Başkanım bakıyorsunuz düşüne ama gerçekten çok önemli buluyorum. Yani şuradan grup farkı hiç gözetmeden söylüyorum. Bir arkadaşımızı ben orada görmek isterdim açıkçası. Yani bir şey var ya, bir kurban hissesi dağıtılırken diyor ki başı A'ya, döşü A'ya, 7 hissenin 5'i A'ya, kalan 2 hisseden de A'yı unutmayın diyor. Şimdi bizde de TÜRMOB'da başını, döşünü vermişiz. Evet. Kalan disiplinde, denetimde de İstanbul'u unutmuyoruz tabii, oralarda da var.
Evet, bir son konu. Fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar. İşletme defterleri ile ilgili. Bu konu arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş durumda. Yani şahsen ne iş yaptığını çok iyi bilmediğim tabela odalarına yeni bir iş çıkarmak için mesleğimizi satıyorlar. Yani siyasete malzeme olmaktan başka, üyelerinden aidat toplamaktan başka bugüne kadar ben hiçbir hayırlı işlerine denk gelmedim. Şimdi bizim mesleğimize el attılar. Siyaseten de bir şekilde onlara doğru bu pasta gidiyor arkadaşlar. Gittikten sonra köşe yazılarında iki satır yazıyla ya da eylemle bu işler olmaz. Bu işler şimdi, hemen şimdi gerek meclis gündeminde yetkili organlarda konuşulması gerekir. Açılmayan kapıların vurula vurula, kırıla kırıla gerekirse açılması gerekir. Yani düşünün, meslek camiamız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani bir dönem bizim Bursa'mız için söyleyeyim 4 tane meslektaş milletvekilimiz vardı. Gerçekten bir şeye sıkı beyanname süresi için bile arayabiliyorduk. İşte Sedat Bey ya beyannameler uzayacak mı diyebiliyorduk. Maalesef şimdi o imkanımız yok. Bu dönemi bilmiyorum ama geçen dönem 450 milletvekilinin 206 tanesi hukukçuydu. Mali müşavir sayısı sadece 12'ydi. Yani oradaki temsiliyetimizi söylüyorum. Hal böyle olunca da işin o 12 taneden de bizim masanın bu tarafından gidenler yok. Karşı tarafından gelenler var. Bir dönem yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin uzatılmasıyla ilgili siyaset yaptığım siyasi partinin bir toplantısında eski bakanlardan Bahattin Şeker gelmişti. Dedim ki Sayın Bakanım işte yevmiye defterlerinin kapanış tasdikleri Mart ayında yapılıyor. Bu konuyla ilgili TÜRMOB'un diğer odaların müracaatları var. Sizlerin de desteğini bekliyoruz Haziran ayına uzatılması yönünde. Dedi ki siz dedi bunu niye çok zorluyorsunuz dedi. Siz zaten dedi en son 15 Şubat'a kadar bunu yazıyorsunuz. Bir kalıyor notere damga vurdurmak. Bunu da 45 gün içinde bir zahmet yapın. Şeker gibi adam. Şeker gibi adam. Bunu dedi işte ticaret komisyonuna sunumu yapıldı dedi bu şekilde. Valla başkanım dedi teoride doğru diyorsunuz aslında. Ama pratik öyle değil. Pratikte biz bu defterleri Haziran'dan önce yazdıramıyoruz. Tabii kendimce ifade ettim ama aklıma şu örnek geldi. Yani bir magnezyumu kimyacıya sorun bu nedir diye. Bütün özelliklerini tek 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 sayar. Ama magnezyumu önüne koyun bu nedir diye onun magnezyum olduğunu bilmez. İşte bizi yönetenler de magnezyumun özelliklerini bilen adamlar. Ama magnezyumun ne olduğunu bilmeyen adamlar. Bu konuda da yine siyasi parti düşünmeksizin önümüzdeki dönemde belki de bu salondan arkadaşlarımızı oraya taşımayı arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Rabbim öncelikle bize yaklaşan Kadir Gecesi'ne, ardından Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramımızı kutluyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hamdi Bey buyurun, Hamdi Liman. Sayın Divan, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Azerbaycan halkının Milli Kurtuluş Günü kutluyorum. Azerbaycan halkını biliyorsunuz herhalde değil mi? Hani buraya bir maç için gelmişlerdi de, Ermenistan-Türkiye milli maçında büyük efendilerimiz bizlerin Bursa Atatürk Stadyumu'na Azerbaycan bayrağıyla girmemizi engellemişlerdi. O Azerbaycan, o Azerbaycan. Tek millet, iki devlet diyen Azerbaycan. Türklük öyle dangalos langoros söylemlerle değil, bu değerlere sahip çıkmakla olur. Emin Oktay'ın tarih kitabından Atatürk'ü öğrenlerin ne kadar Atatürkçü olduğunu da hepinize daha geçen mecliste anlatmıştım. Şimdi buradaki eleştirilerden veya adına sosyal medya dediğimiz yeni bir alanda eleştirilerden kimse rahatsız olmaz. Eleştirileceksiniz. Çünkü eleştirildikçe daha çok üreteceksiniz. Fakat benim buradaki bir sunumdan Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'in başkanının konuşmasından anladığım şuydu. Bilanço dergisi artık yok. Yayınlanmayacakmış.
bu meslek odasının kuruluşundan beri. Şimdi dinozorluğumuz ortaya çıkıyor ama en dar zamanda bile o bilanço dergisi yayınlandı. Ekonomik gerekçeler burada olmaz. Bu bir itibardır. Sayfaları azı, ben o komisyonlarda da çalıştığım için biliyorum. Sayfayı azalttık. Her ay aynı tebliğleri, zaten o dergi bizim masaya gelene kadar o tebliğ yerine başka bir tebliğ gelmiştir. O tip şeyleri ayıklayın. Daha sayfa, daha maliyet. Bunu en iyi Ali abi bilir. Ali Erdoğan odanın ilk kuruluşunda yıllarca o dergiyi kafa kafaya maliyetle yaptı. Ama o dergi gitsin. O kararınızı geri alın. O dergi sadece okunmasa bile benim meslektaşımın bürosuna gitmiyor. Bankalara gidiyor. Kuaför dükkanlarına gidiyor biliyor musunuz? Kuaförlere gidiyor. Ya da başka bir kente gidiyor. O dergi Bursa muhasebecilerinin eli. O eli çekmeyin. Dergimize sahip çıkalım. Başka nereye görünür de para harcıyoruz ki? E dergi medergi bırakın bunları. Ben gözlerine bakarak şiir okumadığım sevgiliyi ne yapayım televizyonda? Ben elinden tutmalıyım. Gözlerine bakıp Suzi Nak söylemeliyim. Siz bana diyorsunuz Kandi boş ver bunu. Al televizyona bak. Söyle. Ulan kim zevk almam ki? E derdi. Canımdakine söyle. Asım Nalbant'a katılıyorum. Evet maalesef. Ya Asım kusura bakma. Bir arkadaş vardı Asım Nalbant'a. Asım Kahraman sen hoş gördüsün. Allah o günü senin için de gösterir. Asım'ın çok güzel söylediği bir şey var. Hoca artıkları falan inananlar için dinsel buyrukta Kur'an'da öyle der. Onlar ki dini parayla satarlar, karınlarını ateşle dolduracağız. Ve Rabbim onların karınlarını ateşle doldursun. Bunu niye söylüyor? 80 öncesi kuşağını sağcı solcu diye ayırarak birbirine kırdıranlar köşede ticaretin ve siyasetin doruklarına ulaştılar. Ellerini ovuştururken izlediler. 80'den sonra inanan inanmayan diye en kutsal okullarımızı arka bahçe yapanlar yine ticaretin ve siyasetin doruğuna ulaştılar. Kur'an'ı yok sayan din mektepleriyle kendilerine militan ürettiler. Onların ürünüdür karnınları ateşle doyacak olan hocalar. Bunlar burada niçin söyleniyor? Çünkü ben hep birlikte kucaklaşmak istiyorum. Ayrımcılık istemiyorum. Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Değerli arkadaşlarım, okursunuz okumazsınız. Bugünkü Sözcü gazetesinde bulun bir yerde Soner Yalçın'ı okuyun. Siyasi değildir. Lale diye başlığı vardır. Türkiye'deki ekonomik lalelerin ne yaptığını anlatır. Bir ülkedeki Konya kadar yüz ölçümü olan bir Hollanda'nın nasıl bir ekonomiye gittiğini gösterir. Senin bütün meslek sorunlarının kökeninde ekonomik durum yatar. Genel kurul yapmışın gitmişin zaten genel kurullar hiçbir zaman çözüm yeri olmaz. Öneri sunma yeridir. Oradaki gündem maddelerinde zaten cenazeler önceden yıkanmıştır. Onlar senin oylamana gelir. Hiçbir genel kurulda ben şunu önerdim, o genel kurulda bu kabul edildi diyemezsiniz. Onun yasal durumu vardır. Gündem maddesinin, yazılı gündem maddesinin dışındaki gelecek herhangi bir öneriyi belirli bir sayısal çoğunlukta nisap arayarak gündeme sokabilirsiniz. Kenan arkadaşım çok güzel bir öneriler getirmiş. İşte KDV 8'e düşsün, tevkat gelsin. Dilek ve temennidir bu. Ne yerel genel kurullarda, ne durma genel kurullarında siz orada ne sorun çözemezsiniz. Hatta kavga etmekten tartışamazsınız. Bunların çözümü burasıdır. Burayı çözdürürken de hiçbir siyasi fraksiyona sahip kalmaksızın ülkenin ekonomik türünü üreten insanların ekonomisi haline getirmemiz gerekir.
1980 yılında Turgut Özal koltuğa oturduğunda 18,5 milyar dış borcu vardı bu ülkenin. İç borcu yoktu. İç borcu yoktu. Esamesi okunmazdı. Bugün 700 milyar dolar. Borç nedir biliyor musunuz? Balta Limanı Anlaşması. Yiğidin kamçısı. Efendim? Yiğidin kamçısı. Tabii senin paran çok, sana kamçı yok. O borç arkadaşlar, Balta Limanı Anlaşması'nda Osmanlı'yı diz çöktüren borçtur. Osmanlı hükümeti, devleti Kırım Harbi'ne kadar, 1854 yılına kadar Galanta bankerlerinin habire Baba Ali'de, Padişah Dolmabahçe'de çıkmalarına rağmen borç almamıştır. İngiliz emperyalizmi ile beraber bağlandığı Kırım Harbi'ne girdiği zaman çökmüştür, borç almıştır. Karlovç Anlaşması ile Mondros 1918-1696 arasındaki geçen 200 yılda Osmanlı Devleti habire toprak kaybetmesine rağmen yıkılmamıştır. Çünkü tek kuruş borcu yoktu. Borç aldıktan sonra arkadaşlar 1918'de Dama dedi. Dama bir ülkenin bağımsızlığıdır. Benim ülkemde üretim yok. Üretim ekonomisi yok. 20 yıldır yok. Üretim ekonomisi olmadığı yerde muhasebeci ne yapacak? İnşaat muhasebeciliği bitti. Zaten habire bina zilala uğraşıyoruz. İnşaat, inşaat, inşaat. Üretim yok. Ama biz burada işte onu düzeltelim de komisyonlar çalışıyor. Tamam, bu zaten olayın şuyu der eskiler. Var böyle, bu devam ediyor. Artık oda yönetimlerinin işleri farklı olmalı. Roosevelt, hani şu tekerlekli sandalyeyle gezen Amerikan devlet başkanı. Başkan olunca CIA ile bir araya geliyor. Ne yapalım ki biz bunları sömürelim? Çünkü 2. Dünya Harbi çok ağır bedeller ödettirdi emperyalistlere. Ekonomik anlamda. İnsanları öldü. Bizden 5000 kişi ölü, dertlerinde değil, o katil Amerika'nın, emperyalizmin, onlardan bir kişi ölse ayağa kaldırırlar dünyayı. Ne yapalım? O ülkeleri biz ekonomiyi, demokrasiyi getirelim. E ne yapacağız? Meslek odaları kursunlar. Demokrasicilik oynasınlar. Ama sakın ha, özgürlük istemesinler. Polonya'daki kadınlar gibi ete zam geldi diye bir aylık eylem yapıp et fiyatlarını düşürmesinler. Hepsi aslan, demokrat olsunlar, aralarında tartışsınlar. Bizden bir şey istemesinler. Ben size bir şey sorayım. Bizim meslek sorunu, angarya, ıvır zıvır dediğimizi siz de bilirsiniz, ikiye ayırırız. Bir, ekonomik sorun, alacağın tahsilat yoksulluğu olması. Yani taslak sorunu. İkincisi angarya. Başka bir şey var mı? Siz de dördünüz, beşiniz bir araya geldiğiniz kır çiçekleri gibi kayaların altında duruyorsunuz. Vay ne kadar güzel bir manzara şurası ya. Bir de şuraya bak, Bülent Çetin. Şimdi sizin ekonomik taslak sorunu, taslak sorununuzun çözülebilmesi için bizim müşterilerimizin durumunun iyi olması gerekmiyor mu? Adamlar ya %10, %15 olabilir, ödeyemez. Ekonomi kötü olunca onların işleri de kötü oluyor. Ben bu işten iki tane çocuğumu okuttum. Hem iyi okullarda okuttum. Nankörlük yapmayın. Birçoğunuzun 4 yuvarlaklı arabası var, 5. yuvarlak gibi diye kendi oturuyor direksiyonu. Ya nankörlük yapmayın. Ama bu ülkeye ekonomisi kötüye gidiyor. Ekonomisi kötüye giden bir ülkede ilk sesini çıkaracak mali müşavirler odasıdır. İşletme defterine ses çıkarırsın. Arkadaşım çok güzel söyledi. İşte yeminlerden de benim şirketi koruyor. Vallahi sırf sizin şirketler korusun diye 4 yıldır hak etmiş olmama rağmen, sınavları kazanmama rağmen yeminlilik yapmıyorum. Çünkü bu memlekette kim yemin yapıyorsa bir iki saatte karlığa devam ediyor. Allah aşkına kimsenin de damadı olmadığı için müşteri portföyüm de yok. Şunu söylemek istiyorum. Birbirimizi kırmadan çok şey yapacağız ama lütfen ülkenin ekonomik sorunlarını öpeceğiz. Öyle iftar paylaşımı. Ben kimsenin boğazına geçenle ilgilenmem. Ama sen onun altına iftar yazarsan ben arkadaş Face'de yazarım.
Çünkü onlar Mahmedi sofralar değil, zillet sofralar olmuştu. İki tane zeytin, bir tane soğan, bir parça ekmekle iftar açan halk varken bu ülkede sen onları servis edersen ben seni eleştiririm arkadaş. Tıpkı AKP Genel Başkanı'nın kendisini külliye benim kaçak saray dediğimde bu milletin parasıyla kendi yalakalarını doyurmasını eleştirdiğim gibi. Nerede Hazreti Ömer'in adaleti? Ebu Zer der ki, ey Muaviye, bu sarayı senin paranla yaptıysan israf ettin. Yok, bu milletin parasıyla yaptıysan da haramdır. Ebu Zer kim biliyor musunuz? Resul-i Ekrem'in ben öldükten sonra bunun ağzından çıkacak her sözü bilin ki benim sözümdür. Ve sürülmüş bir çölde yapayalnız ölmüştür. Enis Berberoğlu'nun, gazetecilerin onun bunu hapse girmesi olmaz olur mu? Yarın tarih bir zulmü nasıl anlatacak? Bu fetret devrinin, bu zulüm dönemlerinin tabii ki bir doneleri olacak, verileri olacak ki tarih kitapları yazsın. Rabbim bu milleti Mustafa Kemal'in cumhuriyetine layık kılsın. Hepinize teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ne güzel. Bir de Bülent'e bak. Şimdi sıra Ali Ekber Kartun. Buyurun Ali. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmama komisyondaki arkadaşlarımın başarılı çalışmalarını tebrik ederek başlıyorum. Önce onlara bir teşekkür ediyorum. Emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bu meclis toplantılarını böyle sık sık yapıyoruz. Hamdi Liman konuşuyor gidiyor ama bu ikisine de burada oturuyor. Hayır, teşekkür ediyorum. Gazoz aldık elinde. Ne zaman? Gazoz aldık elinde öyle. Peki hocam. Şimdi... Odanın yasakmış bildirimi. Değerli arkadaşlar, meslek gittikçe zora gidiyor. Her gün ofislerimizde teknoloji ilerlemesine rağmen Ahmet yeni okuma teknikleri derken biz her gün okuyoruz ama iş yükümüz de her gün artıyor. Bir iş yükü de şimdi Ahmet getiriyor. Hadi ara sıra derginin kapağını çevirip bakıyorduk. Artık derginin kapağını da çeviremeyeceğiz. İnternete girip bakacağız. Oradan arşivlerini bulacağız, indireceğiz ki internet yavaş çalışacak, hızlı çalışacak. Sadece çevirip okuyamayacağız. O yüzden ben de Hamdi Liman'a katılıyorum. Yani dergiyi böyle kökten kaldırmaktansa ya da onun hatırasını devam ettirmek, böyle her ay bir dergi yapmaktansa birkaç ayda bir dergi yapın. Ya da sayfalarınızı atın ama bizim dergilerimiz yine gelsin, siz aynı dergiyi yine internete koyun, oradan okumak isteyen oradan okusun. Şimdi değerli arkadaşlar, mesleğin içinde olduğu durum gibi ülkenin de içinde olduğu durumun tespitlerini yaptı arkadaşlar. Fakat aslında tespitleri yaparken biraz iğneyi başkasına çıvaldığınızı da kendisine batırmaları lazım. Şimdi ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirirken acaba buraya kadar bu sürece gelmesinde kimlerin ne kadar etkisi var? Ve bu yaşananların sonuçlarından onlar kendilerine ne kadar ders çıkarıyor? Ya da kendilerine çıkarması, çuvaldızı kendilerine batılması gerekirken her gün bir gazeteciye, her gün bir politikacıya, her gün bir öğretmene, her gün bir polis memuruna, her gün gariban vatandaşa fatura kesenler bu ülkede demokrasiyi uyguladıklarını zannediyor. Paranız varsa, 1 milyon dolarınız varsa hiç FETÖ'cü değilsiniz. Ya da bir kayınpederiniz varsa hiçbir zaman Fethullahçı olmazsınız. Ya da bir siyasetçi ahbabınız varsa onlar sizi korurlar. Ama bu ülkede gazeteciyseniz ve bu ülkede sıradan öğretmenseniz ve bu ülkede sıradan vatandaşsanız aç kalırsınız, aç. Çocuklarınız aç kalır. Çünkü size kimse ne iş verir ne bir şey yapar ama damadı olanlar, zengin kayınpederi olanlar, parası olanlar ya da itibarlı kayınpederli olanlar girdikleri gibi ertesi gün çıkarlar arkadaşlar bu ülkede. Bu ülkede yalan üstüne kurulu bir iktidar var. Dış politikada başarısız, iç politikada başarısız, komşularıyla tamamen düşman. Ondan sonra ülkede şu var, bu var. Var. Tabii böyle yönetirseniz olur. Bu ülkeyi böyle yönetirseniz her şey olur arkadaş. Çünkü sizin derdiniz üzülmemek değil, bağcı dövmek, ceplerinizi doldurmak. Ülkedeki vatandaşın, garibanın durumunun sizinle ne alakası var? Bugün neler açıklanıyor? Dünyanın
En çok zam, ürün zamlanan ülke, 5. ülkesi Türkiye. Siz neyi anlatıyorsunuz? Hangi iktidardan bahsediyoruz? Gazeteci 25 yıl, ben diyor ki, damada diyor ki hukuk öyle karar verdi. 25 yıl hapis cezası verilen gazetecinin davasını kendisi takip ediyor. O gazetecilerin bir tanesi de yurt dışında, onun yüzünden kaçtı gitti. Sonra vatan haini oldu. E nasıl olmasın? Siz adalete müdahale ederseniz, bu ülkede adaleti yok ederseniz, onların yurt dışına kaçmaktan başka çareleri kalır mı? Kalmaz. Kendileri yatsın bakalım, bir 5 gün içeride yatsınlar. Attıkları insanlar içeride bir 5 gün, o insanlar 30-20 yıl böyle hapis cezaları verip de yukarıdan talimatla attıran adamlar bir gitsin 15 gün 20 gün yatsın. Yattı bir sene, ne oldu, iki şiir okudum diye. İki şiir okudum diye bu kadar hapis yapan bir adam bu ülkede bu iki ay yatan, kıyameti koparan adam insanları patır patır içeri atıyor. Sonra da diyor ki ne yapalım diyor, hukuk öyle karar vermiş ama bu taraftan da Ergenekon davasının avukatı savcısı benim deyip çıkıp caka sakıyordu. Kim onları besledi, büyüttü, buraya getirdi? Siz eskiden ben terör örgütü üyesiydim, şimdi vazgeçtim diyebilir misiniz? Ama yok, 17-25'e kadar olanlar terör örgütü değil, 17-25'ten sonra efendim buradan cayanlar terör örgütü üyesi değil. Böyle bir örgüt anlayışı var mı dünyanın? Neresinde var? Kim size, dünya niye inanmıyor size bunun bir darbe olmadığını? Niye dünyaya anlatamıyorsunuz bunun bir darbe olmadığını? Çünkü yalanlar üzerine. Oraya tükürsen başka şey çıkıyor, buraya tükürsen başka şey. Ülkeyi bataklığın içine sürüklemişsiniz. Teröristlerle pazarlık yaptınız, beceremediniz. Adamlar orada yuvalandı, şimdi teröristler var diyorsunuz. Olmayacak mıydı? Var tabii, olacak. Böyle yönetirseniz ülke olacak. Davulla zurnayla karşılarsanız bu ülkede o insanlar olacak. Mesleği de aynı hale soktunuz arkadaşlar, meslek de aynı durumda. Ekonomisi zayıf oldu, doğru söylüyor Hamdi Liman. Eğer bir ülkede ekonomi ne kadar zayıfsa, vergi idaresi o kadar yük çıkarır insanların üstüne. Ama bon parası, milli geliri 20-25 bin dolar olan bir ülkede hiçbir zaman bu katma değerini o kıytılık şeyleriyle işte efendim oradan kur farkına katma değer vereceğiz, uygulayın demez. Demez. Çünkü gelir artar. Beyanata bir vergiler artar, dolaylı vergiler azalır. Bu ülkede ekonomik rafak olur. E kazandığınızı eşit dağıtıyorsunuz be arkadaş. Ülkenin kaymağını %10 yiyor. E %90 nerede? Milli gelir 12 bin dolar olmuş. Ne 12 bin dolar olmuş? Git bakalım fakirin fukaranın sofrasına. 3 gün önce 18 lira olan ezine peyniri bugün 24 lira. 3 gün önce 12 lira olan zeytin bugün 19 lira 21 lira. Çekmişler dünyayı, biz efendim %5 büyüdük, yalan. Yalan, her şeyleri yalan, istatistikleri de yalan. Onu da çünkü ismarlama yaptırıyorlar. Hangi objektif kritere göre %5 büyüdünüz? Doların bir anda 2700 liradan 3700 liraya çıktığı bir ülkede siz hangi şeyle %5 büyüdünüz? Nereyi büyüttünüz arkadaş? Nereyi büyüttünüz? Yok, yalan. Ülkeyi yalanlarla idare ediyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten zor durumdayız. Herkes şapkasını önüne koysun, iyi düşünsün. Bu demokrasi, bu adalet bir gün herkese lazım olacak. Onlara da bir gün gelecek, lazım olacak. Bu ülkede nelere lazım oldu? Ama bir gün onlara da lazım olacak. Ama olan da bu arada gariban vatandaşı olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ayhan Bey, Ayhan Karaşın. Değerli divan, değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Oda Meclisimizin almış olduğu bu kararı da ayrıca kutluyorum. Sayın Başkan nezdinde. Böylece arkadaşlarımız da kendilerini geliştirip önümüzdeki dönemde odada umarım diledikleri yerlere gelirler. Bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Biraz önce sevgili komisyon başkanımız Aysel Hanım, sanat müziği, halk müziği, halk oyunları ve tiyatrodan toplanan yaklaşık 16 bin TL'nin Kızılay'a bağışlandığını söylemişti. Fotoğraf kulübü tarafından toplanan yaklaşık bir 1100 lira da vardı. Bu paranın içerisinde bu var mıydı? Atladık mı? O ayrıca mı kendilerine takdim edildi? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Yapılmış diye o zaman bahsetmiştim ben ondan. O yüzden
önceki meclis toplantısına. Şeyde söz etmedim. Tamam arkadaşım, ben onu merak etmiştim. Önceki meclis toplantısı. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Demek ki ben atlamışım. Bu yardım da yerine ulaştığına göre demek ki amacımız gerçekleşmiştir. Sorun buydu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Biz de teşekkür ediyoruz. Muharrem Kaya. Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, toplantının biraz daha gidişatını izleyip öyle kürsüye çıkacaktım ama İstanbul'da bağımsız muhasebecilerin iftar programına katılacağım için erken çıkmak zorunda kaldım. Kürsüde yapılan konuşmaların hepsinin niyet olarak mesleğe katkı yapmak niyetinde olduklarını düşünüyorum. Ama bir şeylere dikkat çekmek istiyorum. Mesleki sorunlarda ortaklaşmayı yakalamak için bazı şeylerden uzaklaşmak gerekiyor. Fanatizmden falan uzaklaşmak gerekiyor. Şimdi öbür türlü birimiz vatan deriz, birimiz yurt deriz, birimiz millet deriz, birimiz halk deriz. Aslında kastettiğimiz şey aynıdır. Ama ben özellikle geçmişte rica ettim, gelecekte de rica etmeye devam edeceğim. Bir takım kutsal değerler, herkesin ideolojine ve inancına göre kutsal adlediği değerler var. Meslek odasındaki basit bir koltuk uğruna buralarda malzeme yapılmaması konusunda dikkatli olmasını öneriyorum. Burada vatan millet edebiyatıyla kapacağımız bir koltuğun çok da önemli olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu çok sık yapılıyor, çok alkış alıyor. Öbür taraftan tepkiler aynı içerikte. Ben mesleğe dönmek istiyorum arkadaşlar. Bu konuşmaların içerisinde tabii satır başları, satır araları benim için önemliydi. Özgür Erdursun'un 12 Mayıs'taki programında VUK 478'e dikkat çekmiştim. VUK 478'in şeyi şuydu tam olarak arkadaşlar. Asım Bey değindi ama bir şey atladı orada. Münhasıran sahte belge düzenleyenlerin tespiti halinde 3 yıl meslekten uzaklaştırılır dedi. Sahte belge düzenleyenlere yardımcı olan meslektaşların 3 yıl değil, ömür boyu meslekten men edilmesi gerekir. Bu konudaki düşüncemiz bu. Ancak baktığımız şey şudur, bayan arkadaşlar kusura bakmasın, bir tebliğle idarenin meslek örgütüne ihfali gerçekleşmiştir. Bu bir yetki tecavüzüdür. Bunun yasal altyapısı yoktur. Meslek yasasında bir düzenleme yapılmadan bir tebliğle bir meslek örgütünün mensuplarının hele idarenin yetkilerini hoyratça kullandığı, ceberrut bir anlayışla yaklaştığı ortamda davranış eğitimi aldırmadığı vergi müfettişlerinin bu yetkiyi kullanacağını göz önüne aldığımızda bu ciddi bir problem arkadaşlar. Yani o zaman odaların kurumsal olarak ortadan kaldırılması gerekir. Bugün buna bir ses çıkarmazsak gerçekten bu yetki tecavüzlerin arkası kesilmeyecektir. Bugün ne olacak ya, işte siz ömür boyu meslekten men edilsin dediğiniz birine 3 yıl meslekten men edilsin diyor idare. Daha hesaplı gibi duruyor. Hayır arkadaşlar, bu sessiz sedasız meslek örgütüne tecavüz etmektir. Başka bir şey değildir. Onun için bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Onun içindir ki yönetmelik değişik taslakları ile ilgili genel kurulda 213 sayılı vergi usul kanunu 153 A maddesine yapılan atfın kaldırılmasını, kanun yapma tekniğine de uygun olmadığını, bunun diğer yasalar olarak değiştirilmesi gerektiğini önerdik. Yine Hamdi abi çok haklı. Genel kurullarda bir takım ağa babalarının icazetini almadan oralardan bir şeyler geçirmek mümkün değil ama bunun da ilki oldu arkadaşlar. Muhasebeciler platformu olarak aile içi şiddetin disiplin yönetmeliğe girmesini grupların dışında haricen önerdik ve oy birliğiyle geçti. Bir takım şeyler isterse yapılabiliyor. Genel kurulda mı önerge verdiniz? Evet. Genel kurulda aile içi şiddetin disiplin suçu olarak kabulü yönünde önerge verdik. Oy birliğiyle geçti anda. Lisan var mıydı?
Nisan? Vardı, vardı. Salon doluydu. Salon dolu. Önergede de yeterli sayı vardı. Salonda da birçok arkadaşımız oradaydı. Ben bunu şunun için söylemek, şunun için dile getiriyorum. Arkadaşlar, bir şekliyle içinde bulunduğunuz ortama göre mücadele şeklini değiştirip geliştirirseniz sonuç alabiliyorsunuz. Şimdi sırayla değineceğim. Bu 478'den hareketle yine şunu söylüyorum. Biz meslek mensupları olarak haklarımızın maksimize edilmesi noktasında hukuka ilişkin müesseselerin mesleğimize yerleştirilmesi ve bunun mücadelecisi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine ısrarla söylüyorum, söylemekten çekinmeyeceğim. Burada bizim söylediğimiz o pedagojik eğitim ve davranış eğitimi verilmeden alınan vergi müfettişlerinin tamam olmasa da bir kısmının davranış bozukluğundan kaynaklı yine o ceberrut davranış anlayışlarından kaynaklı mükelleflerimizle olan yapmış oldukları inceleme tutanaklarının bir meslek mensubumuzun imzası olmadan delil değeri taşımaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir mesleki proje olarak bunu dillendiriyorum. Dillendirmeye de devam edeceğim. Ne zaman sonuç alırız bilmiyorum. Yani vergi inceleme tutanağı mükellef nezdinde mali müşavir yokken tutulmuşsa bu gabindir. Hukukta bunun adı gabindir. Taraflar arasında aynı bilinç düzeyinin olmadığı, aynı gücün olmadığı dikkate alınması halinde bu hukukta da butlandır arkadaşlar. Bunun da mücadelesini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine Asım arkadaşımızın dile getirmiş olduğu o sorunlardan 478 ile ilgili aslında mücadele bir yasal mücadele gerektirmiyor. Aslında idari bir uygulama arkadaşlar. Bu idari uygulamaya karşı meslek örgütümüzün göstereceği refleks sonuç alabilir diye düşünüyorum. Yine bir idari uygulama değiniliyor ama arkadaşlar 2018'de şöyle söyleyeyim ben size. İşletme defterleri ve serbest meslek defterleri artık yok arkadaşlar. Maliyenin hazırladığı bir programla belgeler oraya girilecek ve hazır beyan sistemi o girmiş veriler üzerinden hazırlanacak. Ama arkadaşlar biz şunu söylüyoruz. Beyannameler bizim egemenlik alanımızdır. Mükerrer 227'de beyanname imzalama zorunluluğu kaldırılmadan bu uygulama idarenin yapması hukuka aykırı olur. Ve meslek açısından hakikaten müthiş bir facia ve ciddi bir pasta kaybı olacaktır. Anadolu'nun birçok ilinde sadece bu defterler üzerinden geçimini sağlayan azımsanmayacak bir meslek mensubu arkadaşımız var. Burası bizim pastamız. Biz basit usul beyannamelerin de hatta işletme defterlerinde, serbest mesleğinde hepsinin bilanço usulüne geçmesi yönünde mücadele ederken idare bizi geriye çekiyor arkadaşlar. Ve biz burada topu taca atıyoruz vatan millet edebiyatıyla ya da birisi millet diyor, biri ulus diyor. Ya arkadaş, ekmek elden gidiyor. Elbette ki ülkenin içinde bulunduğu siyasal durum, toplumsal durum, ekonomik durum bunlardan bağımsız değil. Ama arkadaşlar meslek örgütüyüz ve meslek odasının meclisindeyiz. Bunların farkında değiliz. Hala biz burada birbirimizi yiyoruz. Sen ister Tanrı da ister Allah de fark etmiyor. İşletme defterinde hazır beyan sistemine geçtiği zaman senin işletme defterini sen Tanrı dedin ya da Allah dedin diye ayrıcalık tanımıyorsan. Milli birlik dedin diye de tanımıyor. Ya da ulusal birlik dedin diye de sana ayrıcalık tanımıyor. Bakın arkadaşlar hepimiz ortak gemideyiz. Ortak dil geliştirmek ve meslek mücadelesinde gerçekten fanatizmden uzak durarak, koltuk kavgasından uzaklaşarak değer siyaseti yapmak durumundayız. Öbür türlü ekmek elden gidiyor. Şimdi etik komisyon diye çıktı Kenan Bey burada. Etik komisyon artık genel kuruldan sonra etik kurulu oldu. Bursa odası da herhalde burada yerelde bir düzenleme yapacaktır buna ilişkin. Komisyon değildi, komiteydi arkadaşlar. Kurula dönüştürüldü. Tüm nokta sadece değişti. Ben diyorum anlıyorum. Sadece tüm nokta kurulu. Yani odalarda, odalar aynı bir şey yok. Odalar merkezin yansımalarıdır. Haksız rekabet kuruluna komisyon demiyoruz mesela. Oradaki o yönetmeliğe bağlı olarak geliyor. Etik yönetmelikteki o değişiklik de Bursa odası da buna benzer bir değişiklik yapacaktır.
Derginin kapatılması çok manidar. Söylemek istediğim çok şey var ama bu içerikteki bir dergi evet kapatılsın arkadaşlar. Sadece bu başkanın değil, bundan önceki başkanların da resimli albümü gibiydi. Başkan şurada, başkan burada. Arkadaşlar, böyle başkan odaklı, muhaliflerin isminin görülmediği, cisminin görülmediği, sesinin çıkarılmadığı dergiler kadifleşir. Okunmaz. Okunmayan dergilerde insanlar reklam vermez. O zaman da finanse edemezsiniz. O zaman kapatın, evet. Odayı zarara uğratmayın. Ama bu kızır anlayışın yansıması. Ya ben nerede hata yapıyorum da bu dergi okunmuyor diye düşünmek yerine efendim biz artık meslektaşı teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde dergi hazırlayacağız. Hadi oradan. Gerçekten hadi oradan yani. Kurumsallaşma seminerinde kurumsallaşma sempozumu yaparken vallahi hiçbir yönetim kurulu yeri hiçbir tüm üyesine veya kendi yönetim kurulunun üyesini dikkate almadan bütün plaketleri sen verirsen orada ne yapacaksın? Özün sözün biri olacak arkadaşlar. Günü kurtarma adına ben burada dergiyi kapatıyorum. Yok öyle bir şey. Sen bu derginin çevreni zenginleştirmek durumundasın. Senin dışındaki gruplara, ekiplere bu dergilerde yer vermek zorundasın ki bu dergiler cazip hale gelsin, okunur hale gelsin. Bu okunur hale geldikten sonra hani tiraj dediğimiz şeyin artışına bağlı olarak da zaten reklam gelirin artar, sen kâra da geçersin. Yoksa bütün başarısızlıklarımıza bir kılıf uydurup bir kılıfla kapatmaya çalışmıyor. Onu yemezler. Burada koyun sürüsü gibi dinlediğimize bakmayın. Bu bizim nezaketimizden. Arkadaşlar, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Meslek hepimizin, oda hepimizin, TÜRMOP hepimizin, hepimizin mesleği, hepimizin meslek örgütünü inşa etmek için el ele tutmak zorundayız. Birlikte hareket etmek zorundayız. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. O zaman kısa bir bölüm. İstanbul'a gitsek ya. Özür diliyorum başkanım. Muharrem Bey İstanbul'a gidecek. Konuşmasına başlarken benim sözlerime atıfta bulundu. Bu açıdan söz aldım. Sayın Kaya, değerli dostumun açılışını üzüntüyle dinledim. Bizler koltuk uğruna öyle vatan millet edebiyatı yapacak alçaklıkta insanlar değiliz arkadaşlar. Her gün haberlerin birinci konusu olan şehit haberleri, omuzlarda taşıdığımız şehit haberleri varken ben aile toplantılarında, arkadaş toplantılarında, meclis toplantılarında bu konuya tek kelime etmeyeceksen bu topraklarda aldığım her nefes bana haramdır arkadaşlar. Diğer bir konu, bu konuyu koltukla bağdaştırması olayı ise tek kelimeyle şunu söyleyeceğim, bu bir niyet okumadır. Hani derler ya, Halep yolunda deve izi arama derler. Değerli dostum, gerçekten bu işin altında başka şey aramayın. Yüreğimle geçenleri anlattım sadece. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. O da eski başkanımız Mesut Topçu. Buyurun başkanım. Evet, Asım Kahraman'ın benden sonra da kürsüye çıkması gerekecek diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, önce kolaydan başlayayım da son olağanüstü genel kurulla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Daha önce olmayan bir süreç yaşandı. Zannediyorum 9 yönetmelik bir mecburi meslek kararında değişiklik yapıldı. Bundan önceki yönetmelikler hep olağan genel kurullarda, seçimli genel kurullarda yapılıyordu. Ve o seçimin genel kurulun gerilim havasında geçiyordu ve doğru dürüst bir tartışma yaşanmıyordu. Şu anda 6 aydan da fazla sürdü hatta bir tartışma dönemi oldu. Tartışmanın yeterli düzeyde olduğunu şuradan anlıyoruz. 3 grup da mutabakatla
onlarca maddeyi mutabakatla geçirdiler. Ben biraz işin arka tarafını bildiğim için söylüyorum. Öyle çok da kolay mutabakatlar sağlanmadı arkadaşlar. Günlerce görüşmeler oldu. Bu sonucu başarılı bir sonuç olarak görmek lazım. Meslek adına olumlu bir adım olarak değerlendirmek lazım. Hatta ülkeyi yönetenlerin biraz bundan ders de çıkartmalar lazım. Yani muhalefetle nasıl birlikte hareket edileceğine dair de iyi bir göstergedir. Muhalefetle birlikte hareket edilebilirse bazı şeyler başarılabiliyor. Bunun bence son genel kurulu ispatıdır. Ben üç grubu da bu açıdan tebrik ediyorum. Şimdi Asım arkadaşımın genel başkanla ilgili sistemini dinledim. Servet Bey'e sordum hatta, ya böyle bir hani şakayla mı söyledi yoksa hani ciddi miydi o şeyinde? Çünkü kibar bir insandır Masih Yontan. Ama şık düşmedi dedi Servet kardeşim de. O halde bu sistemi ben genel başkana ileteceğim. Genel başkanım, buyur Ayşe. O konuda en yakın şey bendim. Bir dakika ben konuşuyorum demedi. Sadece biliyorum dedi, afiyet olsun. Çok kısa daha sabrınızı rica ediyorum dedi. Ya o kadar kibar, kibar bir usul. Ama yine de söyleyeyim ya, bir alınan meslektaşlarımız var. Yanlış bizdeydi aslında. Orada yemek esnasında evet. O konuşmanın yapılmaması lazım. Evet. Bulunduğu saatte bir şey oldu. Yemek evet. Neyse yani bunu demek ki arkadaşlarım bunu çok şık bulmamışlar. Bunu da genel başkanın bilmesinde fayda var. Arkadaşlar seçilmiş kurullarda odamızın adayı olmadığını söyledi yine Asım arkadaşımız. Gerçekten bu bizim açımızdan da, Türkiye açısından da olumsuz bir durumdur. Bu durumu zaman zaman düzeltmeye çalıştık ama bugüne kadar çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ben şu kadarını söyleyeyim. Çağdaş grup içerisinde özellikle bu yıl ciddi bir çaba sarf ettiğimi, yani sadece Çağdaş grup İstanbul ve İzmir'den ibaret olmadığını, daha kararların geniş tabana yayılması gerektiğine dair. Hatta Çağdaş Grup'ta şu anda Oda Başkanımız Ahmet Hikmet Sönmez, ben, Ali Ekber Kartun, Rasim Yılmaz, birkaç arkadaşla temsil ediliyoruz. Bu temsilin de genişletilmesini, delegeler içinden yapılacak bir seçimle temsilin genişletilmesini talep ediyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Çağdaş Grup'ta önümüzdeki dönemde ciddi bir değişim olabileceğini, bu değişimin de listelere yansıyacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar, Muharrem Kaya arkadaşımın da belirttiği gibi gerçekten soyut vatan millet kavramları üzerinden konuşmak, gerçekten bu coğrafyayı, sadece Türkiye'yi değil, bu coğrafyanın tamamını oldukça geri bırakmıştır. Hamdi abi gitti mi? Burada mı? Burada. Gel. Şimdi Hamdi abi tek millet, iki devlet diyor ya Azerbaycan için. Valla bende öyle bir şey uyanmıyor. Sen artık. Bende şu uyanmıyor. Aliyev'in memleketi. Ben Avuska Türk'üyüm. Yarı buçuk Azeri sayılırım arkadaşlar. Yani Azerilerle öyle bir hani kan bağı ise kan bağım bile var. Ama bana bu söz Aliyev'in ülkesini hatırlatıyor. Aliyev'in ülkesinde ne var? Bakın, Aliyev'in ülkesinde şunlar var. Ve maalesef Türkiye'ye model teşkil eden bir ülke. Buyurun, siz ne varsa söyleyin. Aliyev'in ülkesinde oğlunun vekil olabilmesi için referandum yapılıyor. Aliyev'in ülkesinde eşi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılıyor. Aliyev'in ülkesinde ülke bütçesi tek başına Aliyev tarafından belirleniyor ve Hazar Gölü üzerinde dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir proje yapılıyor. Bir binaya 100 milyar dolar para harcanıyor arkadaşlar. Ve Aliyev'in ülkesinde artık muhalefet diye bir şey kalmamıştır arkadaşlar. Muhalefetin tamamı zindanlardadır. Ve artık yaptığı referandumlarda farklı oy kullanan insan neredeyse yoktur. O açıdan bana Azerbaycan deyince
Bu aklıma geliyor. O zaman biz burayı da dert edelim Mesut'um. Biz de o işte bu ülkeyi bu duruma getirmemeliyiz. Kupkuru vatan millet laflarıyla nerelere geldiğimizi söyleyeceğim ve vatanın ne olduğunu da kendi anlayışıma göre anlatmak isteyeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi teröre lanet olsun. Bence 10 bin defa lanet olsun. 10 milyon defa lanet olsun. Ne oldu arkadaşlar? Terör bitti mi? Terörü bitirmek için bu terörü oluşturan faktörleri ortadan kaldırman lazım. Bu kadar bir Marksist örgüt dünyada bu kadar kitleselleşmemiş. Niye Türkiye'de bir Marksist örgüt bir de dini şeyin çok yüksek olduğu bir bölgede bu kadar kitleselleşiyor? Ya bizde bir yanlışlık var. Bu sadece lanet olsun diyerek çözülecek bir mevzu değil. Bunun böyle bir mevzu olmadığını, çözülebilecek bir mevzu olduğunu da bize Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi arkadaşlar. Eğer konuya bir yaklaşım gösterirsek bu mesele çözülebilir. Bunu gördük. Ama sonra işin içine başka faktörler girdi. Oy hesapları girdi vesaire girdi. Ülkemiz üzerinde oyun oynayan dış güçlere lanet olsun. Buna da 10 milyon kere lanet olsun. Bunu kim arkadaş? Ben mi dedim? Bana bakarak söyle. Sana değil. Bunu Asım Kahraman. Asım Kahraman dedi. Ya arkadaşlar. Şimdi sağcısı solcusu. Herkes olayı bir dış güçlere havale ediyor. Sağcılar dış mihrak diyor. Solcular emperyalistler diyor. Oh meseleyi çözdük. Bu aslında biz çok akıllı, çok sorunlarımızı çözebilen, bu konuda kabiliyetli milletleriz ama ya bu yabancılar var ya, bunlar bizi mahvediyorlar. İşte geliyorlar terör örgütüne silah veriyorlar bilmem ne. Ya sen bir yarayı açık bırakıyorsun kardeşim. Bu yara açık olduğu zaman o yaraya herkes dokunur, bir şeyler yapar. Sen önce üzerine düşeni yap. Ondan sonra kupkuru vatan millet Sakarya edebiyatı, herkes bu şeyle, kimisi vatan haini. Bir de arkadaşlar o kadar çok vatan hainimiz var ki ya. Ya iktidar olmayanı, şu andaki iktidar için söylemiyorum. Geçmişte böyleydi ya. İktidar olanı desteklemeyen kim varsa vatan hainidir ya. Ve vatan haini konjektüre göre değişiyor. Bir o oluyor, bir öbürü oluyor. Ya burada akıllı insanlar, akademik eğitim almış insanlar biraz bundan bir şey çıkarır ya. Demek ki bu vatan hainliği kavramında bir mesele var. Bu vatan kavramında da bir mesele var demek. Ve biz bu meseleleri çözemeden başka meseleleri çözemeyiz arkadaşlar. Bakın, bana göre vatan nedir? Özgürce dilimi konuştuğum, özgürce dinimi yaşadığım, gelecek endişesi taşımadığım, karnımı doyurabildiğim, kendimi özgürce ifade edebildiğim, siyasi faaliyetlerimin kısıtlanmadığı, can güvenliğimin ve mal güvenliğimin olduğu, adil yargılanma hakkına sahip olduğum bir ülkedir vatan. Eğer bunların çoğunluğu yoksa arkadaşlar, o ülkenin vatan olduğu tartışılır. Çünkü yaşayamazsın sen o ülkede. Şimdi size soruyorum, şu anki durumun ne olduğunu. Şu anki durum şudur arkadaşlar. Özgürce dilini, işte son zamanlarda biraz çabayla Kürtler de artık konuşmaya başladı. Ama bundan bir 10 sene önce durum böyle değildi. Efendim, özgürce dinini yaşayabiliyor mu herkes? Eğer Sünni Müslümansan arkadaş, onun da ben şeylerini bilmiyorum, tam tarikatlarını bilmem ne, yaşayabiliyorsun. Ama öyle değilsen problem var bu ülkede yaşamada. Efendim, karnımızı doyurma konusu. İşte bizler doyuruyoruz yani, ama ülkenin büyük çoğunluğu için bu sözü söylemekte güç. Arkadaşlar, ben yönetimden bu toplantının CD'sinin saklanmamasını rica ediyorum. Niye? Demokratik ülkede böyle talep dile getirilir mi ya? Endişeliyim. Benim konuşmamdan dolayı değil, az önce Ali Ekber'in konuşmalarından dolayı endişeliyim. Birisi bunu servis edebilir.
Ya şimdi ülkedeki duruma bakın ya. Yani bu ülkede bir özgürlükten, adaletten söz edebilir miyiz? Ondan sonra efendim can güvenliği, mal güvenliği bir suçlamaya bakar arkadaşlar. Sizinle ilgili, herhangi birinizle ilgili kendinizi çok güvencede görmeyin. Özellikle AK Partili arkadaşlara söylüyorum. Vallahi benden daha büyük risk altındasınız. Size söyleyeyim, benden daha büyük risk altındasınız. Ve şimdi adil yargılanma hakkıyla ilgili bugün Türkiye'de bir olay yaşanıyor arkadaşlar. Hani çoğu bizim jargonda, sol jargonda Düzen Partisi olarak geçer CHP. CHP gibi bir parti bugün artık bıçak kemiğe dayandı diyor. Şimdi bu partinin bıçak kemiğe dayandığı dediği noktada bu kadar duyarsızlaşmak doğru bir şey değil. Ben evet CHP üyesiyim ama benim CHP için çok böyle aman aman çalışmalar yaptığım falan filan söylenemez yani. Sıradan bir üyeyim CHP'de. Herhangi bir parti içinde bir hedefim yok vesaire. Ama bugünkü basın toplantısına bir çağrı yapma sorumluluğu hissettim. Çünkü bir kritik eşikten geçiyor şu anda Türkiye. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyecek. Ve ben bu yürüyüşle çok şeyin düzelmeyeceğini, bunun arkası geleceğini, gelmek zorunda olduğunu. Çünkü artık başka bir ihtimalin kalmadığını görüyorum. Ama ben bu çağrıyı yaparken, bu sıradan çağrı. Mesela şu anda divan başkanı arkadaşımız hemen altına yazıyor. Keşke hemen bulabilsem de okusam. Buldum. Ben diyorum ki arkadaşlar bu toplantıya katılmak için CHP'li olmak gerekmez. Demokrat olmak yeterlidir. Hemen arkadaşımız şunu yazabiliyor. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı devlet başkanı, bir kere devlet başkanı diye ben bir kavram bilmiyorum abi. Devlet başkanı halka demokrasiye sahip çıkın dendiğinde CHP'nin genel başkanı aman dışarı çıkmayın mesajları atmıştı. Ben böyle bir mesajdan da haberim yok arkadaşlar. Ondan sonra şimdi hangi yüzle sokağa isyana çağırıyor demokratmış. Arkadaşlar siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir isyan çağrısı veya herkes sokağa çıksın diye bir şey söylediğini duydunuz mu? Adam diyor ki ya bunun diyor bir bedeli varsa önce bu bedeli ben ödeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben saatlerce eleştirebilirim Halik onu. Bu bir tahammülsüzlüktür arkadaşlar. Bu tahammülsüzlüktür. Oysa bu durumu görebilmek lazım ya, anlayabilmek lazım. Bu ülke hepimizin ülkesi ya, yarın bu gerginlik bu şekilde devam ettiği takdirde bu işin nerelere gideceğini anlamamız lazım arkadaşlar. Ve bir meslek odamız var, ne güzel oturuyoruz, konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar yarın bunları bulamayabiliriz. Lütfen birbirimize karşı, birbirimizin durumuna karşı biraz anlayışlı olalım, birbirimize empatiyle yaklaşalım ve iktidar olanların, yönetenlerin bazı tabiri caizse dolduruşlarına gelmeyelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada da sanırım bana da bir söz hakkı düştü, cevap hakkı düştü. Ben 19 Ağustos'ta tam yanlış olabilir tarih, Yenikapı'daki mitinge buradan gitmiş ve orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu o günkü konuşmasında alkışlamış biriyim. Ki ben, siz biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim, ben o zaman partinin, AK Parti'nin bir mensubuydum, bir yöneticisiydim. Gittim alkışladım ve o ertesi günlerde basında Yenikapı ruhu denilen olayın, atmosferin devam etmesi için canı gönülden dilekleri, temennilerde bulundum. Fakat ne olduysa bir ev, biz dış güçler diyoruz, siz emperyalistler diyorsunuz veya neyse. Bu şey, Yenikapı ruhu çok kısa sürede bertaraf edildi ve bugünkü sürece girildi. Bunun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Sayın Başkanımız gitti. O zaman devam edelim. Konuşmacımız var çünkü şu sırada. Tuncay Kiraz, buyurun.
Bana cevap vereceksiniz herhalde başkanım. Söyleyeceğim şey değil yani sen de istiyorsun. Saygıdeğer divan, değerli meslektaşlar. Bursa Meslekler Dayanışma ve Birlik Grubu adına konuşuyorum. Yine Bursa Meslekler Dayanışma ve Birlik Grubu üretmeye devam ediyor. Alışkın olmadığınız konuları tekrar etmeye devam edeceğim. Bu dönem içerisinde Bursa Meslekler Dayanışma ve Birlik Grubu, Bursa'da muhasebe ve denetim mesleğini icra eden yatırıma yönelik yatırımcı kuruluşlar, BTSO, Esnaf Sanatkarlar Odası üyelerine tasarrufların artırılması, biriken tasarrufların doğru yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla bu gruplara ve bu grupların etki alanlarını artırmak için yatırım bütçe analizleri eğitimleri verilerek ülkede girişimciliği teşvik etmek, tasarruflara teşvik etmek ve biriken tasarrufları doğru yatırımları yönlendirmek amacıyla bir proje hazırlayarak İçişleri Bakanlığı'na sunmuş ve projenin sonuçlarını beklemektedir. Ve bu projeyi hazırlama aşamasında 14 ayrı sivil toplum örgütüyle birlikte ortak hareket etmeye çalıştık. Bununla ilgili kendi odam olan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na da bir talepte bulundum. Dedik ki ya bakın bu projeyi birlikte yapalım. Yani biz meslekte dayanışma birlik grubu olabiliriz. Ancak birlikte hareket edelim. Yeminli Mali Müşavirler Odası'na müracaat ettik. Yatırım Koordinasyon Dairesi'ne müracaat ettik. MÜSİAD'a müracaat ettik. Nilüfer Belediyesi'ne müracaat ettik. Ve buradan Nilüfer Belediyesi döndü, Yıldırım Belediyesi döndü ve Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı döndü. Dedi ki sizlerle beraber işbirlikçi olalım. Bu projeyi birlikte yürütelim. Sayın sekreterimizi aradım telefonla. Dilekçeyle müracaat ettim. Aynı ve nakdi. Standart bir dilekçe hazırladım. Dedim ki ya bizlere destek verin. Desteğimiz de şudur dedim. Hasan abi dedim. Ya eğitim salonlarını kullanalım. İki haftadır bu sorunumuzun, bu dilekçemizin cevabını vermekle 10 takla atıldı. Sonra gelen cevap, ya öyle alakasız cevaplar geldi ki, hayır, böyle bir şekilde destek veremeyiz. Ya kardeşim diyorum ki, muhasebe ve denetim mesleğini icra eden yatırıma yönelik yatırımcı kuruluşlar dahil olmak üzere bu gruplara yatırım bütçe analiz eğitim verelim. Tasarruflarımız, evet ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Ama edebiyatla bu işler olmuyor. Üretmek gerekiyor, üretmek beyler. Sayın eski oda başkanımız Mesut Topçu beyefendi, hayır evet blokları oluşturmak için bizim grup üyelerimizi bizzat aradılar. Ve burada hayır kampanyası düzenlediler ve grup olarak bütün meslektaşlara aynı zamanda broşür dağıttı. Sayın başkan, üretim reform paketiyle ilgili olarak hangi öneriniz var? Oda olarak hangi öneriniz var? Yani bu işler boş edebiyatta olmuyor beyler. Evet, samimiyet de gerekiyor. Evet, samimiyet gerekiyor. Biz samimi olarak davranıyoruz ve aynı zamanda müracaatımızı bizzat yapıyoruz. Ve herkese eşit olarak yaklaşıyoruz. Milli ve aynı zamanda ulusal, bu kavramlara girmeyeceğim. Buranın CHP'nin herhangi bir kongresi veya bir yerin kongresi, partinin kongresi değil. Burası akademik oda. Eğer yapacaksınız oralara gidebilirsiniz. Evet ben de AK Parti üyesiyim. Eski Gençlik Kolları Başkanıyım. Başkan yardımcılıklarında bulundum. Bravo. Ama siyasi kavramları burada dışarıda konuşmak lazım. Biz sizi dinlemek zorunda değiliz. Hande abi dedi ki bir önceki dönem konuşmasında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okuyun. Kur'an-ı Kerim okuyun dedi. Ya başkanım Hande abi böyle ağır yükler yüklemeyin arkadaşlar. Adalet kavramını daha iyi öğrenebilmeleri için söylediniz bunu ama evet. Böyle bir kavram maalesef ki Kur'an-ı Kerim okunsa evet doğru olur ama adalet ve eşit ilkesi kendi odamda da yok. İşin tuhafı onu i̇şte, okuduğunu söyleyen ve, tepedeki yönetim de 58'e ona bir şey uymuyor. Diyemem. Ona bir şey, diyemem. Bak, ona bir şey diyemem. Bakın siyasi kavram konuşmuyor. Hamdi abiyi kullanma. Hamdi. Bu siyasi kavram konuşmuyor. Adaletli bir şekilde davranıştan konuşuyor. Ben de diyorum ki, ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bak biraz ilerleme var. Biraz daha. Devam edelim. Şimdi yine odaklı başkanlarımızdan Sayın Bülent Çetin. Buyurun başkanım. Eyvah be.
Hamdi abi kaç oradan Hamdi? Oradan çok değil Mustafa ya. Bülent, çok inanıyorum bize bilgi donanımla aydınlatacaksın. Böyle bir kesin aydınlatacağım şu döküldüm. Ben döktüm abi yanlış. Adam zımbır kırar, oruç tutuyor. Gel de öldürme şimdi. Dosyamızı vereceğiz ve yaş olacak. Başkanlar konuşmalar yaşlanmış. Ben aslında bir adamım. Şöyle bir şey. Biliyorum. Biliyorsunuz 65 yaşını dolduranlardan rapor istiyorlar değil mi? Şimdi henüz bizden daha isteyen yok. İleride onu da isterler belki. Evet Sayın Başkan, çok değerli meslektaşlarım. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Tabii TÜMOP'ta divanda olduğum için konuşturmadılar beni. Öncelikle bilinçli şekilde divana yönlendirdiler. Da burada bir şeyleri de paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar da dinledim. Biraz daha meslekle ilgili, TÜMOP'la ilgili, farklı şeylerle ilgili de görüşlerimi söyleyeceğim. Tuncay Kiraz'a da bir iki şey söyleyeceğim. O konuyu da biliyorum ben. Bazı arkadaşlar bana aktardı o projeyle ilgili. Öncelikle Tuncay'cığım o projeyi odaya gelip birlikte odanın tüzel kişiliğiyle birlikte Ankara'ya müracaat edecektiniz. Ama siz dernek olarak müracaat ediyorsunuz, işi bir kotarıyorsunuz, sonra buraya katkı verin diyorsunuz. Yani odanın imkanlarını kullanacaksınız. İmkan dediğim nedir? Salonunu falan. Ya, şöyle başkanım. Tamam, ya, siz cevap verir arkadaşlar. Cevabı vermek yani, bu şeyleri ben çok iyi biliyorum. Bunu arkadaşlara da anlattım. Avrupa fonları, belli fonları almak için orada bir takım gelirler elde edeceksiniz. Tabii doğaldır, derneğin tüzel kişiliği vardır. Derneğinize bir para aktarabilirsiniz şey etmek için. Ama önemli olan eğer odayı buraya katmak istiyorsanız odayla birlikte başvurup birlikte yapmanızdır. Sadece siz işi bitirdikten sonra böyle bir proje var, tüzel kişiliği kattığınız zaman olmaz. Neyse bu size kısa ve öz benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Değerli arkadaşlar yine Asım Kahraman arkadaşımız güzel bir şey dedi. Burada arkadaşlar şöyle diyeyim. Muharrem bahsetti mi bilmiyorum. Dışarıdaydım. Bu vergi usul kanunundaki maddeyle ilgili TÜMOP'ta bunu yönetmeliğe koymuştu. Disiplin yönetmeliğine. Ben şiddetle karşı çıktım. Vesayet vesayet dediğimiz işte budur. Yani Maliye Bakanlığı diyor ki kardeşim ben sorumluluk raporlarından sonra 3 yıl seni meslekten men edeceksin diyor. Disiplin yönetmenliğine de geçici madde olarak burada duruyor. Firma bu şeyde. Şuradaydı. Onu da okuyalım. Koydular. Mesleki sıfatı saklı kalmak şartı 6 aydan az 1 yıldan fazla olmak üzere mesleki faaliyetten al koymadır. 213 sayılı vergi usul kanunu 153A maddesi saklıdır diye madde koydular. Aslında bu şeyi kabul etmek demektir. TÜMOP olarak biz. Ama buna ben de şiddetle karşı çıktım. Tabii böyle bir gücümüz yok. Sadece mevcut ilişkili olduğum arkadaşlara anlatmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi Balıkesir Oda Başkanı Metin Yalçın. Onu anlattım. Buna şiddetle başkanlar da karşı çıkın. Bunu çıkarmaya çalışın. Nitekim arkadaşlar başarılı oldu. TÜMOP bunu önergeyle kaldırdı zaten. Yok yani şu anda. Değil mi Üst Bey? Bunu kaldırdılar. Yani orada üçlü anlaşmanın gereği ama birileri çalışsın yani söylesin ki olsun. Bunu söyleyerek başkanlar bunu toplu dile getirerek bunu da halletti. Yine aynı şekilde Balıkesir Oda Başkanı yani size hoş gelmeyebilir. Aile içi şiddet dedi. Bu aile içi şiddet erkek de olabilir, bayan da olabilir arkadaşlar. Siz sadece bayan olarak düşünüyorsunuz. Yani eşiniz mali müşavir olabilir, siz olmayabilirsiniz. Size şiddet uygulandığı zaman odasına müracaat edersiniz, disiplin cezası uygulanabilir. Bunu böyle düşünün, tam tersinden. Bu da güzel bir şeydi bence. Üç grubunda güzel bir önerisiydi.
Bu da geçti arkadaşlar. Güzel bir şey. Güzel şeyler geçiyor. Anlaşarak. Bir başka bir şey söyleyeyim. Yine arkadaşlardan birisi genel başkanın parmak işareti dedi. Ben genel başkanla ilgili şunu söyleyeyim. Çirmok'la ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Artık yorumu siz yapacaksınız. Konuşma hakkı verselerdi belki orada söyleyecektim. 3 tane genel başkanımız var bizim şu anda. Değerli arkadaşlar. İşte burada Metin. Çirmok Metin ne diyor? Sayın Matiz Yontan ne diyor? Genel başkan seçen değerli mücadele arkadaşım Profesör Doktor Cemal Yüksel'in bu görevi hukuk gereği bana devretti. Kendisi genel kurul iradesine uygun şekilde genel başkanımız olmaya devam edecektir diyor. Ya böyle bir ifade olabilir mi? Hatta bu ifadeden sonra ben Çürmum'un sitesine girdim. Altta Cemal Yüksel'in üstüne Masus Yontan. Sonradan 2-3 gün sonra uyardılar da niye sitesini çıkarttılar. Böyle bir şey olamaz. Bu da Sayın Genel Sekreterimizin ifadesi. Aynı metinler yani birileri kim yazdırıyorsa bunu o da şeyinde genel kurulumuz diyor. Profesör Cemal Yüksel'in ve Masis Yomtan hukuksal bir karar görevden de işit geçmişlerdir. Genel kurulun iradesinden aldığı yetki Profesör Cemal Yüksel'in bizler için her zaman gelen başkan olarak kalacaktır. Yani bir karar versinler kim genel başkan? Masis Yomtan mı? Cemal Yüksel'in mi? Yahya Arıkan mı? Buna da bir karar versinler. Ama kabul edecekler hukuku. Hukuk diyorlar ya sabahtan bir hukuk tartışıyoruz. Şu anda yaptıkları iş de hukuksuz bana göre. Görev dağılımı da hukuksuz. Yeterli bir olmayan bir kişi görev dağılımında uygulanmıştır. O da mahkemeye gidecektir. Onu da söyleyeyim. 5-4 olmuştur. Bende var onun ayrımı da. O da gidecektir mahkemeye. Yeterli olmayan herhalde 10 gün içinde de. Burada mahkeme kararı var arkadaşlar. Şimdi okun. Hakim, aynı hakim. Bu dava açıldı, biraz uzun sürdü. Onu da size biraz anlatayım. Neden uzun sürdü? Çok kişi bu davayı açtı. Çok kişi açınca değişik mahkemelerde açıldı. Sonuçta bunlar hepsi 14. idareye toplandı. 14. idare mahkemesine. Yani farklı kararlar çıkmasın diye. 14. idare de çift şekilde dava açılmış. Bir genel başkanlık, iki yönetim kurulu üyeliği için. Orada da süre yetmiyor. Sayın Cemal Yüksel'in hakim çağırarak bunları bu davalar ayrı ayrı açın dedi. Yani değişsin diye kendisi. Genel başkanlık mı? Yönetim kurulu üyeliği mi? Bundan dolayı genel başkanlık bitti. Dava sonuçlandı. Yani dava sonuçlandı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Dava devam edecek. Şimdi de şey kararı var. Yönetim kurulu üyeliği kararı var. O da bugün yarın çıkacak. Aynı hakim. Herhalde kendisine bu hukuk sisteminde bilmiyorum. Ben çok parada da hukuka da güvenmiyorum. Aynı hakim farklı karar verir mi bilmiyorum. Çünkü kendi kararında burada mahkeme kararı değil diyor 3 yıllık yönetim kuruluya 5 yılı iş doldurmuyor diyor. 2016 yılında diyor mühürü almıştır diyor. Yani aynı hakim herhalde 3 yılda doldurmadığı için orada bir genel başkanlık sorunu olacaktır. Mahkeme kararı da burada arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara da bunu veririm. Böyle bir tüm bu şey var. Hoş mudur? Değildir. Bu bizim için kötü bir şey. Bizim için kötü, bizi bu duruma düşenler için esas onları naletlememiz lazım. Genel kul iradesi diye bir şey yok. Sen genel kul iradesini karşısına yeterli olmayan adamları çıkar diyorsun, insanlar oy veriyor. Bu nasıl genel kul iradesi? Bilse belki oy vermeyecek. O anlamda da genel kul iradesi falan değil. Genel kul iradesini bence yanlış yönlendirdin, kandırdın. Yine Çirmok'ta söz hakkım olsaydı, başta divan başkanı olmak üzere Mustafa Özgürek, heyeti dahil. Çünkü nedir arkadaşlar? Biz de genel kurulu yapıyoruz. Divana vermiyor muyuz listeleri? Divan kontrol etmiyor mu? Geçen seçimleri hatırlayın. Hatta divan dostundan bir yakın dışarıda bir pas attı. Millet aradı, çekilmeye kalktı. Islak imza diyor bilmem ne. Divan kontrol edecek. Yeterli mi değil mi? Başka o. İki, bunu aday gösteren Çağdaş Odalar platform, kimlerse bilmem ben isimlerini, bunlar dair meslek vakar kuramına aykırı hareketten dolayı tüm mod disiplin kuruluna gitmesi lazımdı. Ceza alır ama bilmem. Bu Cemal Yüksel'in adayı. Kendisi de biliyor bunun yeterli olmadığını. Hepsi disiplin kuruluna gitmesi lazımdı ama maalesef olmadı. Bizi kandırdılar, genel kurulduyuz biz de. Ben oy vermedim ama oy verenleri kandı, kendiler kandı. Herkes kandırılıyor burada ya. Öyle oluyor.
Hamdi abi. Gülbahçe'nin eminesine döndü. Şimdi herkes değerli geçiyor. Arkadaşlar biraz da başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle meslekte birlik derneğine burada gündeme getirmediler. Niye getirmediler bilmiyorum. Ben biraz kaşıyım ya. İdari müdürümüz Osman Yıldırım'ı mesaj çektiler. Ve derneğin içerisinde yani arkadaşlar bak ben dernek yöneticileri burada söylüyorum eski bir başkan olarak. Objektif söylüyorum. Benim oda başkanlığı döneminde size bir örnek vereyim. Osman Yıldırım müdürdü. Ben kazandım geldim. Dediler ki Osman Yıldırım'ı çıkaracaklar. Kim vardı? Faruk diyebilir misiniz? Odada Faruk diye bir müdür vardı. Arkadaşlar eskiden meslekte dayanışmalı arkadaşlar bilir mi? Faruk vardı. Faruk Osman Çetinkaya çıkarmıştı. Çok samimi söyleyeyim. Şahin Bey dahi beni aradı. Dedi ki Faruk Bey'i işe alacaksın, Osman Bey'i çıkaracaksın. Sadece cevabım şu oldu. Ben yeni geldim, bu müdürle çalışacağım. Bakacağım. Eğer anlaşabilirsek, karakterimiz uyuşursa, birlikte bir şey yapabilirsek devam edecektir. Şu anda herhangi bir tasarrufta bulunmayacağım. İki, bir bayan arkadaşımız vardı, odayı mahkemeye vermişti, Osman Çetinkaya çıkarmıştı. Reyhan Hanım, evet. Ben yönetime geldikten sonra Reyhan Hanım geldi bana. Beni işe aldı diye. Hayır almayacağım. Kurumda devamlılık var. Geçmiş dönem seni çıkarmışsa, sen de odayı mahkeme vermişsen seni almam demiş, almadım. Bu meslekte birlik, dayanışma, derneği örnek olsun arkadaşlar. Böyle savunma olmaz. Burada bir personel, onu yönetimde arkadaşlarınızla tartışırsınız. Muhalefet olursunuz, hayır. Böyle çitelere koyup bilmem neye, bunlara gerek yok. Ha, ne diyecek ki arkadaşlar? Ya çok aranıyoruz. Aranıyorsa kişisel telefonda cevap verirsiniz. Hoş bir şey değil arkadaşlar. Yani yönetimlerin kimle çalışır, nasıl çalışır, ne olur bunları bilemem. Ama bunlara sahip çıkmak, personele sahip çıkmak bilmem ne, hoş bir şey değil bunlar. Bunlar da bir derneğe yakışmıyor, size kişiye yakışmıyor. Bak örneklerini verdim arkadaşlar size, samimiyim. Kaç sene geçmiş aradan? Benim 98 yılında ilk oda başkanlığım, yönetime geldiğim 98 yılı. 15 sene geçmiş. O zamanki tavrıma bakın. Sizlerin de tavrı nedir? Belki hukuksal destek verebilirsiniz arkadaşınıza. Saygı duyuyorum. Ama oturup böyle derneğin sitesine bunları koymak hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil. Mücadelenizi yaparsınız. Yönetimde siz 3 tane arkadaşınız var. Orada da yapın. Gerekirse, hukuksuz bir şeyse davaya götürün kardeşim bunu. Ama böyle aleni meslek mensuplarına hoş bir şey. Yani sizin de başınıza gelebilir. Siz de burada bir gün İktidar olursunuz, buradan birisini çıkarmaya kalktığınız zaman bu sebep diğer gruplar da çağdaş grup tavaya kalkabilir. Onun için hoş bir şey değil. Bir şey ben bu anlamda da bu konuda da biraz size atalı buldum. Nacizane fikrimi söylüyorum. Diğer bir konuda değerli arkadaşlar yine Bilanço dergisiyle ilgili görüşümü söyleyeyim. Şimdi Bilanço Dergisi, ben öncelikle komisyonda çalışan arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Bir emek veriyorlar. Bir komisyon başkanımız da çıktı burada dedi ki biz para almıyoruz, bir şey almıyoruz. Doğru, işinden, aşından zaman ayırarak, eşinden zaman ayırarak çocuklar burada bir emek veriyorlar. Hepsine saygı diyeyim. Ne yaptılarsa yaptılar ama onlar da biraz bazı arkadaşlar eleştirirse eleştirir, tahammülleri olsun, önemli değil. Ama sadece o anlamda ben işimden, aşımdan geri kalıyorum ama beni eleştiriyorlar demesin derler. Yutkunsun, geçsin, geçsin. Ama onlara da, bütün komisyon başkanlarına teşekkür ediyorum. Öncelikle Bilanço Dergisi kendi döneminde dahi iki türlü düşünüyorduk. Bir resimli, yani yaptığımız işleri anlatalım. Bu reklamdır arkadaşlar. Başka bir şey değildir, öyledir. İki de mevzuat içerikli bir şeyler gönderelim diyorduk. Nitekim Sayın Adnan Gerçek Hocamla birlikte mevzuat içerikli bir şeyler gönderdik. Önce Bilanço Gazetesi gönderdik, sonra arşivlerde var burada, sonra da mevzuat. Şimdi eğer Ahmet Hikmet Çönmez, Firmop'un bizden haberler diye elektrik ortamında çıkarttığı bir şey var, onun gibi yapacaksan hiç yapma. Tamam mı?
Orada tamamen Yahya Arıkan, şu, bu, bilmem ne böyle renkli deregülanlar giriyor değil mi ona? Görüyorsunuz. Deregülan yok mu burada arkadaşlar? Tabii Fatih'le de deregü değil. Deregülanlara geliyor bu. Elektrik ortamında geliyor. Önce Çürmok'tan bizden haberler, sonra da Mürzat diyor. Bizden haberlere girdiğiniz zaman hep renkli. Yalan haberler. İşte diğer şeyden. Biraz da işte Bursa'dan da veriyorlar. Zaman Bursa'nın işte şu yemeği oldu, şuranın Karadeniz odaları oldu, Ege odaları oldu, böyle haberler değildi. Ama Hamdi abim şeydi, tabii çeşitli yerlere gidiyor bu. Doğru, masalarda duruyor. Bence reklam biraz çok fazla. Yani reklam değil, resimler çok fazla. Eğer o da bundan vazgeçip mevzuat ağırlıklı dergi gönderecekse meslek mensuplarına, ben ona katılıyorum. Yani İstanbul Odası'nın yapmış olduğu 3 ayda bir çözüm dergisi gibi, yani hakemli dergi, yani mesleki konularda uzman kişilerin yazmış olduğu hakemli dergiler, yani konular belli şeyler. Bu tür şeyler olursa olabilir. Odalar tabii ekonomik olarak da sıkıntılar. Şey, Çırlat'ta da gündeme gelmedi. Ben bekledim. Nispi aidatlarla ilgili ne olacak, ne olacak hiç gelmedi. Böyle bir ekonomik sıkıntıları var. Bu dergi maliyeti yüksek ama şu dergide daha önce de reklam var. Reklamdan başka bir şey yok. Ben söyleyeyim işte Asım'ın resmi var, benim resmim var. Diyelim Hasan'ın resmi var. Böyle resimler dolu ama yönetim, otursunlar yine birlikte yönetiyorlar. Mesut Topçu çok güzel bir şey dedi. Tarihinde ilk defa Türmok'ta üçlü bir şeyle çok güzel bir şey geçti. Genel kurul geçti. Tamam, biraz orada muhalefet de vardı. Olacak bu tarzda. Yani biraz çıkacak yine. Söyleyecek. Sizler de birlikte bir şeyler yaparsanız bilanço dergisi gerçekten bir maliyetse odaya, bunu kalkıp propaganda malzemesi yapmasın diğer gruplar. Meslekte birlikte yarışma grubu veya çağdaş grup malzeme yapmasın. Yani işte dergi de çıkartamıyorlardı. Bunları beceremedi. Oturun, ciddi ciddi tartışın. Arkadaşlar, ciddi ciddi bunu bir sonuca varın. Şunu söyleyeyim size değerli arkadaşlar yine. Ben yönetim kurulu üyeliysem 4-1 değildim. Ben bir kişiydim. 4 kişi meslekte danışmadandı. İsimleri sayayım mı kimler? Muhittin İcmen rahmetli oldu. Yakup Ceyl, Yakup Aksoy, Niyazi Pakürek Sayın Milletvekilimiz, ben, bir kişi daha vardı, Rahmi Yılmaz. Arkadaşlar, benim bir tane muhalefe şehrim yoktur 6 ay boyunca. Ama ne yapıyordum biliyor musunuz? Bu arkadaşlar da bunu yapsınlar. Saatlerde çalışıyordum, bir yönetim kurulu bir günden mezze belki 2 saat konuşuyordum. İkna etmeye çalışıyordum arkadaşları. İkna oldular, oldular. Olmadılarsa ne yapayım? Ben anlattım derdimi diyordum. Çekip çıkıp gidiyordum. Tek muhalefe şehrim var. Rahmi İlmaz'ın başkanlık istifasına muhalefe şehrim var. Orada da hukuksuz işlem yaptılar. Yine sizin arkadaşı ben korudum. Neden? İstifa etti adam ama dilekçesi yönetimden geçmedi. Karar aldık. Rahmi Bey'le konuşalım, ondan sonra değerlendir. 6 ayımız kaldı. Kamuoyunda dedim. Kötü duruma düşeriz. Meslek mensuplarının başkanı gitti. Ya ne oluyor burada, bir ilan var, üç kart var diye. İkna ettim arkadaşları. Sonra ben büroma geldim toplantıdan sonra. Rahim Bey'i aradım. Rahim Bey dedim, istifanızı kabul etmedik. İstersen sana rapor verelim, izin verelim. Birkaç ay dinlen. Devam edelim. Dedi, sen ne diyorsun? Şu anda istifan kabul edilmiş diye elinde yazıyor dedi. Asım buradadır o. Benim kararım. Başkanım, bir de gelin Hasan Bey, şimdi de görelim. Benim kararım buradadır o. İstifa gerekeceğim şey, muhalefet şiarım. Okuyun, bakın. Orada görün. Hoş bir şey değildi. Bizden habersiz birileri istifa kabul edilmiş diye gönderdi kendini harcamak için. Tabii sizler de yönetim kurulunda bu konuları lütfen tartışın. Yani bol bol tartışın. Şunu yapmayın, yani zamanımız kısıtlı, geldik burada 2 saat, saatlerce hazırlıklı gelin gündem maddesiyle ilgili diğer yönetim kurullarını anlatmaya çalışın. İşte bilanço dergisi, tartışın bunu aranızda. Ahmet Bey buraya çıkıp ben bunu kaldırmak istiyorum diyor. Siz oturun, bakın, ekonomik duruma bakın veya farklı bir öneriniz varsa önerinizi getirin. Onları mutlaka yapmaya çalışın.
diğer divan başkanı yememelerle ilgili, yani burada bir şeyler söylemek için söylememek lazım. Bu örgüt yıllardır yememelerle ilgili mücadele etti. Yani hangi başkan olursa olsun, Ebubekir dahil, hatta Osman Çetinkaya da dahil diyorum. Çünkü Osman da o zaman SMM'ydi. Kimse burada yememeler ayrı şey tutmadı. Yani basit usul işletme deyip geçip gittik. Şimdi yememeyi de unutmayın. Yememelerle mücadele duruyor. Bizler çok mücadele verdik ama beceremedik. İş genelge çıkarttılar. İş genelgede yeminli mali müşavirlerin ne dediler? Tam tasdik sözleşmesi olmadan sözleşme yaparak beyanname verebilir verdi. Maliye Bakanlığı'ndan çıktı bu iş genelge. O zaman da mücadele verdik çok. Böyle bir şey olamaz. Ne oldu? Hatta yememe odaları dedi ki ya bu iş genelgeden dolayı tam tasdik sayısı azaldı. Çünkü herkes yeminler sorumluluk almamak için müşavirlik sözleşmesi yapıyor. Beyanlamaları gönderebiliyor. Bu anlamda gerçekten yememelerle bizim mücadelemiz devam ediyor. Ama başkaları gibi ayrılsın demiyorum. Bu camianın içinde kalmalı yememeli. Bizden birlikte aynı şekilde gitmeli. Kalksın diyor bazı arkadaşlar. Olabilir ama Türmokçular da şunu diyor, şöyle bir görüş var, Avrupa'da da yavaş yavaş, bilmiyorum, herhalde Mesut daha iyi biliyor. YMM mesleğiyle ilgili öne çıkma bir şeyler varmış Avrupa'da, dünyada yok ama böyle bir şeyler diyorlar. Bu da ayrı bir konu. YMM'le mücadelemiz devam edecek. Esas önemli olan SMM kökenli arkadaşlarımız YMM aldıktan sonra önemli olan onlar haksız rekabet yapmasın. Bütün mesele bu. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, İstanbul YMM Odam Başkanı İbrahim Aktan, genel kurulda da bizim oteldeydi, sohbet ettik yine. İbrahim Bey'i ben eleştirirdim, o kürsüye çıkardı, bana şunu derdi: ben gelirler komutanım, defter mefter tutmasını bilmem kardeşim. Aynen bu ifadeyi kullanıyordu. Biz defter tutamayız, biz denetim biliriz. Yani defteri tutanları denetleriz. Bunu yapan sizin arkadaşlarınız, sizden gelenler diyordu. Doğru söylüyordu. Bizden giden arkadaşlarımız hem muhasebe bürolarını bırakmadı hem de aynı şeye devam etti. Bu da anlamda da önemli. Yememelerle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Şimdi değerli arkadaşlar, mesleki sorunlarımız çok var. Eğer şeyiniz varsa, bir arkadaşımız, ben çok hoşuma gitti. Vaktiniz varsa şeye girersiniz, bakarsınız. İpek Polat diye bir arkadaşımız. O kadar güzel yorumlamış ki mesleki sorunları. Burada tek tek okumak istemiyorum. İpek Polat, Facebook'a girin, bulun bu arkadaşı. Buradaki şeyleri görün. Çok da güzel sorunları tek tek sıralamış. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu sorunlar çözülebilir diye düşünüyorum. Ama TÜRMOK'ta bundan sonra da herhalde bu kararlar yine üçlü şekilde olabilir. Yine bir şey söyleyeyim, burada Sayın Mesut Topçu çok iyi bilir. Şöyle bir şey var. Bu da geldiğimiz nokta açısından ben olumlu buluyorum. Ege odalarının, yani 15 odamı 2, 4, 6, 7 14 mü? Neyse 14 odanın imzaladığı bir bildiri var arkadaşlar. Ege Oda başkanlarının, yani burada muhalefet olanlar da var. Örneğin diyelim ki Afyon Oda Başkanı şeydir, Afyon meslekte birliktendir. Kütahya Oda Başkanı meslekte birliktendir. Yani ortak noktada buluşmaktır bu anlamda. Gelecekle ilgili bir bildiri hazırlamışlar. Ve bu bildiri çok güzel bir bildiri. Temel noktası şu, bunu hazırlayan da Rıfat Tonuntay Nalbantoğlu, platform sözcüsü yani kendisi, ama oda başkanları hepsi bunu okuyarak imzalamış. Sadece şunu demek istiyor: bölünüyor olmaktan daha tehlikeli bölünmenin sonuçlarını yukarıda değinmeye çalıştığım gibi algılamak, çoğulculuk yerine çoğunlukçul yönetim yaşanmışı yapmaktır diyor. Yani çok güzel bir ifade. Genel hatlarıyla çizmiş. Burada ya şuna vuruyor, buna vuruyor, ya Yahya'lıkına vuruyor, buna vuruyor değil. Bir anlatıyor, bir şey anlatıyor. Artık diyor ki bizler de, kendi de aynı şekilde, Ege odaları olarak kendimize şekil düzen vermeliyiz. Bu mesleğin sorunları çok var. Birlikte bir şeyler yapmalıyız diye bir bildiri hazırlamışlar. Sinirinizde yoktur bunlar. Yönetmelik değişmesinden ötesinde çok da önemli bir başlangıç diye bir bildiri. Yani bütün oda başkanları var.
Vedat'a da rejim edin. Abi sen nereden buldun? Çağdaş Grup meclisinde yayınlandı. Metin gönderdim size. Kadir Arif Afyon, Rıza Yürüten Aydın, Metin Yalçın Balıkesir, Barış Erdoğan Bodrum. Şimdi baktığın zaman Metin Yalçın muhasebeci platformunda, yani Masum Türker'le birlikte. Uğur var burada, Uşak, o da dahil. Yani bir anlayış var arkadaşlar. Gelin bizler de bundan sonra yine rekabet yapalım seçimlerde, ayrı ayrı yarışalım. Ama meslekte birliklerden projelerimiz olursa birlikte yapalım. Yönetimde olan arkadaşlarımız da arkadaşları bundan sonra bu anlayışı getirsin. Tartışsın, saatler sürsün. Ama mevcut yönetimdeki arkadaşlar kabul etmeyebilir. Belki ondan sonraki yönetimdeki arkadaşlar bu anlayış böyle gerçekleşirse kabul olur diye düşünüyorum. Hepinize vaktinizi aldım. Saygılar sunuyorum. Hamdi'ye laf atmadım özellikle. Tabii Hamdi şeydi, dış borç, iç borç dedi. Ben de borç yiğidin kamçısı atasözü var ya. Ama ben onun şunu için söyledim. İç borç atasözünde geçerlidir. Dış borç geçerli değildir. Çünkü iç borçta tüketimi artırırsın, hareketlik olur. Yani borçtan al, ev al, git. Mobilya al, bilmem ne al. Ama dış borç biraz sorunlu. O anlamda borçlar yiğidin kamçısıdır ama iç borçlar tabii. Dış borçlar tehlikeli borçlardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da ben başarılar diliyorum. Güzel bir yönetim yapıyorlar. İşte yeni yeni insanlar kazanıyoruz. Yarın divan başkanlarımızı bunlar yönetecekler diyelim. Bursa Odası'nın genel kurulunda. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Ben Cihat Bey'i de şimdi şu anda çok güzel yönetiyor. Gayet de tecrübeli gibi. Servet Bey de çatlamadı. Sağ olsun. Teşekkür, o da imkanı vermiş. Teşekkür ederim ben. Sağ olun. Ben de şahsım ve divan adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi son Doğan Yılmaz. Tamam abi. Yaptım. Bülent abiden sonra tamam, konuşmak abi biraz zor ama. Tamam. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım. Aslında hemen hemen bütün değineceğim konulara arkadaşlarımın hepsi ucundan, köşesinden dokundu. Buralarda genel denilmesi ki dayanışma grubundan olan arkadaşlar şu kürsüden net siyaset yapılmasını istemezler. Her meclis toplantımızda, her genel kurulumuzda bunu yaparlar. Bu yeni arkadaşlar geldikçe de bu böyle devam ediyor ama size sadece şey örneğini vermek istiyorum. Mesut Topçu'nun ve Ali Ekber, buradan bilmiyorum, Ali Ekber Kartun'un kendi kaçıyor bana. Bu kadar artık olayın sıkıntısını bu kadar yaşayarak, yani canlı canlı burada, yani tedirginliklerini, sıkıntılarını hareketleriyle göstererek bu konuşmaları yapıyorsa, sizlerden sadece tek bir can var. Olduğunuz yerden bir dakikalığına bu tarafa geçin. Çünkü artık konuşacak başka mecra kalmadı ya. Yani bu kadar basit. Yani feste yazsanız sağ halin içeride olma ihtimaliniz var. İşte şu kameradaki şimdi konuşmayı kaydedip odada saklarsanız birisi şikayet ederse ister gider. Bu ihtimal çok yüksek ve artık başka konuşacak yer kalmadı. Derdimizi dostlarımıza anlatıyoruz. Onlar da anlamak istemiyorlarsa diyeceğim hiçbir şey yok. Ya samimiyetinizden şüphe ediyorsanız zaten artık, yani ben sana Tuncay demeyim, sen de bana Doğan deme, yani o kadar durum vahim duruma gidiyor. Birlikte yaşama şeyini kaybettiğiniz zaman ne defteri kalır, ne ikinci sınıfı kalır, ne beyanlarınız kalır, hiçbir şey kalmaz. Bizim Bursa'da Servet Bey'in oda sekreteri olduğundan sonra bir araştırma yapmışlardı. Yönetimdeyken işte mükellef sayıları bölü meslektaş şeyi, bir de beyan edilen meslek mensuplarının beyan ettiği gelir vergisi. Buna ben bu sene için bir daha baktım. Türkiye'de bağımsız olarak büroda çalışan yaklaşık 50 bin meslektaşımız var. Yaklaşık 2,5 milyon da KDV mükellefi var. Yani kişi başına 50 tane mükellef düşüyor. Yani müşteri düşüyor. Benim değil mi müşteri? 50 müşteri düşüyor. Bunun yaklaşık 50 müşterinin %50 müşterinin 30-35 adedi ikinci sınıf mükellefler. Yani ikinci sınıf mükellefler konusu düşündüğünüzden çok daha büyük bir olay yaratabilir bizim meslekte. Bir
Çünkü meslektaş sayısı gittikçe artan oranı daha fazla müşteri sayısına göre. Dolayısıyla kişi başına düşen müşteri sayısı azalıyor. Şu anda Bursa'da bizim meslektaşların beyan ettiği kişi başı gelir vergi öncesi matrak 45 bin lira arkadaşlar. Bütün burada kamera var, konuşamıyorum. Şeyler hani belki farklı şey de olabilir. 45 bin lira. Yani bölümün 12 aya 4 bin lira bile etmiyor. Vergi ödenmeden önceki kısım. Ortalama. Tabii ortalama. Yani 5 bin lira da var, 300 bin lira da var. Ortalama bu. Yanılmıyorsam Samet Bey'in zamanında yaptıkları araştırmada da 35 bin lira mı? 30, öyle civarlar dedi. Çok, yani artış yaklaşık 10 sene oldu. 2800 liraydı o zaman yaptığım. Ya bizim de 3500 lira gibi. Artış oranı çok düşük. Çok büyük problem var. Yani gelirlerimiz azalıyor. Kazanç elde ettiğimiz olaylar azalıyor. Yani ikinci sınıf defter meselesi Anadolu'da çok büyük olay yaratabilir. O mali müşavirler ne iş yapacaklar? Birinci sınıf defterlere müşteri o şey mali müşavirlik yapmak isteyecekler. Yani hani benim müşterilerim şirket birinci sınıf ben sorun yaşamam diye düşünmeyelim bu konuda ne yapabiliyorsak. Özellikle dayanışmadaki arkadaşlara söylüyorum. Şu anda iktidar sizin arkadaşlarınız ya da ulaşılabileceğiniz insanlar. Hani TÜRMOB'daki meseleler falan bunları konuşuyoruz. Burada birbirimizi dövelim hatta ağzımızı burnumuzu kıralım mecaz anlamda söylüyorum. Ama lütfen oradaki varsa siyasi gücünüz, varsa bir enerjiniz lütfen burada kullanın. Odadaki iktidara da benim yaparsın. Ya işte bu zihniyet hepimizi beraber aşağı götürüyor. Hani bir zaman demişlerdi yani lahm çukuruna süpürmenin işimize yarayacak demişlerdi birileri için. Aynı bizi hepimizi birlikte sürdürürler orada arkadaşlık ederiz. 16 Nisan'da evet verdik. Evet. Ali Serbest arkadaşım Facebook'ta bir şey yazmıştı bir yorum burada mı bilmiyorum. Artık herkes sonra Ali'yi de gördüm söyledim. Herkes dedi başka işler yapmak istiyor dedi. Yani işte kimisi dedi inşaatçılık yapıyor dedi bir şey lazım büfe dedi. Yani bu işten kaçıyor dedi. Yani ben de böyle yapsam dedi hatta bazı öneriler falan da geldi. Yani durumlar buralara kayıyor. Ben sadece Ali Serbest'ten duymuyorum. Özellikle de hayatımızda görüyoruz. Hepimizde bir zaman düşündüğümüz oluyor. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Dergiyle ilgili ben de söyleyeceğim. Ahmet Başkan burada mı bilmiyorum. Arkadaşlar ben de 2 yıl bu derginin çıkardığı komisyon başkanlığı yaptım. Önceleri çok zor geliyordu ama sonra çok zevkli bir iş. Onu söyleyeyim. Yapan arkadaşları da şimdiki arkadaşları da tebrik ederim. Bütün komisyon başkanlarının yaptıkları işlerden dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. Bu dergi küçültülebilir, her şekil bir şey yapılabilir ama mutlaka basılması lazım. Ben hiç tanımadığım oda üyelerinden, Van'dan, Kocaeli'nden, yanlış hatırlamıyorsam Adapazarı'ndan, odadaki arkadaşlardan çok teşekkür aldım. Hani o zaman, şimdi de devam ediyor, bildiğim kadar daha fazla şeye gidiyor. Bazı odaların böyle bir yayın yapma imkanları yok. Yani Van'a gittim, inanamadım yani bir eğitim için gitmiştik. Yani bize olan teveccühü inanamazsınız yani bu konuda buradaki maliyetin baskısını anlıyorum. Çünkü Munisipi Aidat olayından sonra, belki bundan sonra oda yönetiminden aday olacak arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirmeli. Artık odayı idare etmek değil, yönetmek gerekebilir. Belki huzur haksız günler yakında olabilir arkadaşlar, ona göre konuyu değerlendirip şu dergi işini bir daha düşünsünler arkadaşlarıma tavsiyem. Dergiyi basalım. Mevzuatın artık bir anlamı kalmadı çıkartabiliriz. Oda yönetiminin resimlerinin fazla olması falan olabilir gayet doğal çünkü etkinlikte Delikli Hasan uçar burada ya da Ahmet Hikmet Sönmez burada. Onları da biraz daha diğer gruplara yayarak bu fotoğraf işini hep eleştiri oldu. Yok benim fotoğrafım basmayın telefonla. Odayı basmalara kadar gelen olaylar olmuştu. Önemli değil. Olsun fotoğraflarınız. Problem değil ama ne olur dergi basılsın ve bizden haberler gitsin bir yerlere. Dijital gelişmeler olacak. Ona bir şeyimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Ona mecburen uymak durumundayız. Ve artık farklı iş kollarını bizlerin de kovalamamız lazım. Şimdi Kemal Bey'i ayakta gördüm. Sağ olsun eğitimlerinden faydalandık. Onun da önerileri vardı bize eğitimlerine. Yani biz başka konularla iştigal etmek durumunda kalacağız. İşte hile denetimiydi, adli muhasebeydi. İsimleri birçok sayabiliriz, bulabiliriz. Artık Twitter'dan takip ediyorsanız Özgür Demirtaş Hoca'yı takip edin profesör. Yani inanılmaz şeyler çıkıyor. Yani bizim artık
mesleğimizin şu anki haliyle 10 yıl sonra olmayacağı konusunda makaleler var arkadaşlar. Ona göre biz de değişeceğiz. Belki yaşlarımız, işte biz belki ayrılacağız. Başka arkadaşlar var burada, genç arkadaşlar. Onlar artık bu değişime belki onlar ait. Biz değişmek zorundayız. Yani bu değişim başlamak zorunda artık. Hatta TÜRMOK Genel Kurulu'nda başka şeyler de gördüm. Herkes çok övüyor Genel Kurulu mutabakatlı olduğu için. Ama ben başka bir şey daha gördüm. Kendi delegesi tarafından yuhalanan başkan gördüm. Yani ortalıkta bir, yani düdüklü tencereye benzetirsek bir basınç var. O delik, düdüklü tencerenin üstündeki delik yetmiyor artık. Yani bir şeyler değişecek Türkiye'de. Bence Bursa'da da değişecek artık. Ona göre hazırlıklı olun. Bir de bir ara eleman sorunu inanılmaz bir şekilde bizim meslekte tezahür ediyor. Yani ben yaşayınca fark ettim. Birkaç arkadaşımla konuşurken ya bana da lazım, ya bana da lazım. Melih Sular abimiz aradı telefonla. Tanıyanınız vardır belki, bilmiyorum. Tedavi görüyordu. Başarılı geçmiş tedavisi. Tekrar işe dönmüş diyelim. Eleman istiyorum. İki elemanı sabahleyin işi bıraktı dedi. Şimdi ben dedi ticaret sicile gidiyorum. Böyle bir sorunum var. Bunu daha sonra başka bir arkadaştan alıyordum. Odadaki yöneticilerimiz Dayanışma ve Çağdaş buradalar. Size öneriyorum arkadaşlar. Ara eleman yetiştirme ile ilgili bir kursunuz daha önce olmuştu. Mutlaka mutlaka bunu değerlendirin. Yani bir ay olur, iki ay olur. Başvuran arkadaşları şuraya bir git alalım. Jaliye söylüyorum. İnsan kaynakları komisyonu değil mi? Şu şu buraya başvuran arkadaşlar var ya, 170 tane, 180 tane CV var. Allah için işe yarar ya 3 tane ya 5 tane. Onu da çağırıyorsunuz. Ben artık oraya gelemem, buraya gelemem. Bu arkadaşlar başvuranları bence burada bir iki aylık eğitimi tutabiliriz. İşkur'dan da bu konuda destek alabiliriz. Size önerim. Yani malzeme öneri diyorsunuz. Tuncay söylemişti. Biz bunu sunduk. Yani burada kime sunuyoruz? Yani kime sunabiliriz? Tabii ki oda yönetimimize. Tamam. Destek veriyorum. Ülkenin altından kalkamayız dediler. Kalkarız diye düşünüyorum. Yani eğitmen mi istiyorsunuz? Çağırın. Ben vereyim. Tuncay versin. Hasan versin. Versin yani. Cenan versin. Meslek mensuplarından hani bu işte sunum... Bunu bizler yapmalıyız. Öğreti yetisi yüksek olamaymış. Tamam, şey. Var. Biz yapmıştık. Tamam. Cevap ver diye söylüyorum. Önleri söylüyorum. Zamanında yapmıştık. Hatta Excel kursları falan fikriyle bizim rahmetli Servet Şahin vermişti. Çok da faydalı olmuştu. Evet. Yani onu mutlaka şey yapalım. Bülent Çetin'i geçtin değil mi? Tamam. Vatan millet meselesinde Asım kardeşimin konuşmasına imza atıyorum. Yetmez. Yani o yetmez. Değil mi? Bir de bu tarafa geçip yani sizden rica ettiğim şey. Tabii ki bir bu konuda belki kendi grubumdan belki ayrılırım. Ben çünkü o bölgede görev yaptım. Arkadaşlarımız yanımızda kucağımızda şehit oldu. Ama bu çok sıradanlaştı ya. Gazetenin altında sağ sol alt köşede böyle 3 gram 5 gram yazıyla geçiyor arkadaşlar. Yani 15 Temmuz'dan bugüne kadar şehit olanları veya işte Şubat çözüm süreci bir baktığınız zaman tamam bunu söyleyeceğiz, edeceğiz ama bunun olmaması için de çözüm araçlarında önerilerimizi söyleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Fatih Arslan destek. Erdinç. Evet. Sayın Divan, sevgili meslektaşlarım. Tabii Ramazan mübarek gün. Bayağı saat ilerledi. Bizim de sesimiz fazla çıkmayabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Ben öncelikle Meclis Divan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir siyaset gütmeden böyle bir tablo sergilediği için bundan sonrası için de örnek olmasını temenni ediyorum. Bir önerim daha var Sayın Meclis Divanı'na. Şimdi biz bu faaliyet raporlarını dağıtıyoruz ya başlamadan önce. Asım Karaman Bey bundan sonra konuşmasını yazsın, bıraksın dışarı. Çünkü arkadaşlar ya da bir gün önce size de yayınlayalım, ona göre cevap hakları olsun. Yoksa sonrasında bütün konuşmalara bakıyorum, cevap vermekle geçiyor. Bunu bir öneri olarak kabul edebilirsiniz. Bir
yetiyor. Burada konuşmasına hemen cevap verebiliyoruz. Yok, biraz daha fazla çalışın. Hani eksik kalıyor ya onun için. Başkanım, size destek vermek amacıyla söylüyorum bunu. Biz Bilal'den daha çabuk anlıyoruz. Evet, evet. Biliyorum Hamdi abi. Hele sen çok iyi anlarsın. Şimdi hem Mesut Başkanım hem Bülent Başkanım TÜRMOB'daki genel kurulun işte birlik içinde 3 grubun anlaşarak ortak önergelerle bir çalışmayla yapıldığını söylediler. Evet, çok güzel oldu. Keşke bu söylediklerinde samimi olduklarına inanıyorum ama bunu şu andaki Bursa'daki mevcut oda yönetimimizle de tavsiye etseler, nispi temsil oranında oda seçilmiş kurulların haricindeki atanmış kurullarda alınan oylar nispetinde temsil yetkisi verilse, ben bunu kendilerine, belki biz Ahmet İkmen Sönmez Başkan'a bu kadar laf geçiremiyordur, kendileri aynı gruptan olduğu için geçirirler, kendilerine bir tavsiye olarak bildiriyorum. Şimdi komisyon başkanlarımız konuşmalarının başında işte 20 Ekim'de görev başlıklarını söylediler. Hatta bir komisyon başkan arkadaşımız dedi ki 20 Ekim'deki yapılan seçimde başkan, başkansı ve genel sekreteri seçtik. Böyle bir şey olmadı arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Başkanı yönetim kurulumuzun icracı 4 arkadaşın oyuyla atandılar. Bu atanan arkadaşları kesinlikle bir yetersizlikle ilgili suçlamıyorum. Sadece yöntemin bu olduğunu tekrar dile getirmek istiyorum. Yani herhangi bir seçim olmadı. Bu konuyu bir düzeltelim. Yani ona demiyorum. Ben başkanın atandığını biliyorum. Çünkü o toplantılarda ben de varım. Bülent Başkanım herhalde çıktı. Bülent Başkanımın objektif olduğuna ben inanıyorum. Her zaman da güvenirim fikirlerine. Osman Yıldırım mevzuunda grubumuzun nasıl davranması gerektiği konusunda bize biraz yönlendirmede bulunmaya çalıştı. Keşke Osman Yıldırım'ın işten çıkarılmasının siyasi olduğunu da kabul etse de burada biz onu alkışlasak. Bizler odanın odadaki meslektaşların oylarıyla buraya seçilmiş insanlarız. Biz de meslektaşların haklarını korumak için buraya geldik. Hiç kimsenin odada birilerine fazla ücret ödemesiyle ilgili bir çabamız olamaz. Böyle bir niyetimiz de yok. Ama bunun siyasi bir karar olduğunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu konuda biraz daha objektif olmaya davet ediyorum sizleri. Enis Berberoğlu için aynı şeyi düşünüyor musunuz arkadaşım? Evet, Enis Berberoğlu aynı şeyi düşünüyorum. Eyvallah. Çünkü kendisi devletin gizli sırlarını ifşa etmiştir. Bu konuda adalet gerekeni yapıyordur. Bundan sonra da yapacaklardır. Şimdi onun suçsuz olup olmadığını ben bilemem. Yani böyle bir yetkim de yok. Onu artık adalete bırakıyorum. Osman Bey emekli mi oldu? Osman Bey emekli olmadı. Emekli oldu. Emekli olması için yönetim kurulumuzun oy çokluğuyla süresi de olmadı. Yaşı da oldu. Her yaşı da olan emekli olacak diye bir kural yok. Onu siz de biliyorsunuz. Şimdi Mesut Başkanım milli duygularımızdan bahsetti. Yani başkanım bırakın, yani milli duygularımızı biz de dile getirelim. Yani bu kimseyi rahatsız etmemeli. Yani ben sizin hiçbir konuşmanızdan rahatsız olmuyorum. Siz de bizim milli duygularımızı belirtmemizden lütfen rahatsız olmayın. Ben bir de bu TÜRMOB seçimiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçi Bülent Başkanım benden çok daha fazla konunun ayrıntılarıyla anlattı. 11 Mayıs arkadaşlar, Yahya Arıkan'ın dediği gibi evet bu meslek için bir yüz karası olarak işlenmiştir. Ama bu tüm meslektaşlar için geçerlidir. Yeterliliği olmayan bir adayı kendi eliyle başkan yaptığı için ben de Yahya Arıkan'ı buradan kınıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Bünyamin Çolak. Ah, o burada mı? Bünyamin neredesin? Ah, ben burada. Son bir kişi kaldı Bünyamin Bey'den sonra. Sayın Başkanım, ben bana yapılan sataşmadan dolayı söz alabilir miyim? Şöyle yapabilir miyiz? Çünkü sanırım yönetim kurulu adına eleştirilere cevap verilecek. Ondan sonra dilek ve temennilerde söz olur mu? Olur. Tamam.
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, Sayın Oda Başkanım diyecektim ama yoktur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Asım Bey konuşma yaptıktan sonra en son söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedi. Mesut Başkanım konuşma yaptıktan sonra en son bu ülke hepimizin dedi. Baktım aynı anlamlara geliyor. Müşterek noktalarda sanki buluşuyoruz gibi arkadaşlar. Çok da problem yok gibi. Liberalizm sayesinde. Değerli arkadaşlar, ben de iki konuya temas edeceğim. Bir TÜRMOP ayağı, iki oda ayağında. TÜRMOP seçimleri olmadan önce Çağdaş Grubun genel anlamdaki başkan adayını duyunca Cemal Hoca'yı, Bülent Başkanım örnek alan bir insanım, hafif böyle bir araştırma yapan insanım. Ta yeterli olmadığını ilk açıklandığı anda öğrendim. Üç aşağı beş yukarı da biliyorsunuz, genel kurullar yapmış insanlarız. Beni örnek almıyor, Bülent'i alıyor. Sizin de başka yönlerinize örnek alıyorum. Sonra genel kurula gittik arkadaşlar. Cumartesi günü Masis Bey'le karşılaştık. O da benim gibi biraz sıcakkanlı olmaya çalışan insan. Sarıldım, hafif kulağına fısıldadım. Başkanım, başkanlığınız hayırlı olsun dedim. Lan yapma dedi yav. Baktı, kimse de yoktur Allah'tan falan dedi. Esprili bir şekilde. Burada da geldi yav, Bünyamin senin dediğin çıktı falan. Ya başkanım yapma böyle. Arkadaşlar, üzülerek söylüyorum. İçinizde belki de en az kooperatif muhasebesi tutan insanlardan birisi benimdir. Ya arkadaşlar, genel kurula yeterli sahip olmayan insanları getiriyoruz ya. Ha, bunu ben de delegeyim. Bu kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Bir check etmemiz gerekiyor sanki. Hepimiz anlamında. Bakın arkadaşlar. Bir açar daha mısın önce... bunu? Açar mısın? Ya ama biz alışıyoruz yeterlilik şey olmayanlar. Ya, Cemal Yükselen Bey'in... Genel kurula getirdiklerinden bahsedin. Bir şey söyleyin. Ne demek istedin? Ya yeterli olmayan insan... Delege mi yapılıyor? Nasıl? Delege mi yapılıyor? Onu mu demek istedin? Hayır hayır. Biz onu seçiyoruz. Biz delegeler onu seçmiyoruz mu Hamdi abi? Hayır, sen kim yetersiz nereye getiriliyor onu anlıyorum. Tamam, biz yeterli olmayan insanı orada seçiyoruz. Çağdaş Grubu. Ha, anladım. Çağdaş Grubu anlamında da yani... Meslekte Birlik Osman Arıoğlu'nu, Eray Mercan'ı. Ben böyle bir müştereken bir suç işliyoruz diyor. Hepimiz alt ettik. Evet. Tamam, hepimiz alt ettik. Hep beraber eksikliklerimiz var diye düşünüyorum. Evet. Yani bizler nasıl bürokrat insanları geliyoruz, getiriyorsak oraya bir eksiklikse... Doğru. Sizlerin de hiç şartlara uymayan birisini oraya getirmeniz o kadar hatadır diye düşünüyorum. Kendinizi bir check etmeniz lazım. Çağdaş Grup anlamında söylüyorum. Gelelim olayın bizim boyutumuza, oda boyutuna. Şimdi Çelik Palas'ta iftar vereceğiz ama otel lobilerinde iftar yapanlardan değil, yer sofrasında olanlara selam yollayacağız. Şimdi biz sorgulamak lazım ya. Komisyon başkanlarını atayacağız. Bütün hepsini ötekileştireceğiz. Kimse kalmayacak. Bilanço dergisini akademik bakış açısı getirmeyeceğiz. Ondan sonra akademik oda olmak. Sorgulamak lazım biraz. Bugün meclis toplantısı çok önemsiz mi arkadaşlar ya? Oda başkanımızın bugün televizyon programı var. Ben çok önemli görüyorum. Bu noktaların ya oda başkanımız yalnız, Hasan Beyler yardımcı olmuyorlar. Bunu çözmeleri lazım. O, akademik odaya akademik bakış açısı getirmek gerekiyor. Tamam, sosyal demokrat düşünceye saygım sonsuzdur. Tuncay Bey'in bazı düşüncesine de katılmıyorum. Herkes burada siyasi fikrini de beyan edebilir. Mesleki konularda bilgilerini de beyan edebilir. Mütemmimciyiz diyoruz. Birbirimizi tamamlarız arkadaşlar. Yani birisi başka bir konuyu değerlendirir. Mesut Başkan'dan başka bir şey, Asım Başkan'dan başka bir şey öğreniriz. Onları tamamlayınca çok güzel şeyler çıkar. Fikir hürriyeti, kürsü hürriyeti, özgürlüğü, bunları da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Problemler biz çıkarırız, o zaman problemleri biz çözeceğiz. Benim dikkatimi şu çekiyor. Bütün problemlerde iki yere havale ediyoruz. Ya Allah'a havale ediyoruz, ya devlete havale ediyoruz. Ya arkadaşlar, problemleri biz çözeceğiz. İnsanoğlu problem üretiyor. Çözüm noktasında biz olduğumuzu düşünüyorum. Bu duygu düşüncelerle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bravo. Dünyamız beraber konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Erdinç Doğan.
Sayın Divan, sevgili meslektaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün yaklaşık zamanında da başladık meclis toplantısına. Ve o andan bu ana kadar da bütün konuşmacılar gerçekten güzel konulara değindi. Şimdi meslek yasamızın 28. yılını hep beraber dün kutladık. Bu 28 yılda tabii birçok kazanımlar elde ettik. Ama son dönemlerde ne yazık ki başta üst birliğimiz olmak üzere bir patanaj yaptığını da gözlemliyoruz. Ben bu patanajın nispi temsil sisteminin uygulamaya geçtikten sonra hızlandığını görüyorum. Şimdi birkaç dönemi nispi temsili hep beraber yaşadık. Nispi temsil dolayısıyla yönetimlere giren diğer grubun arkadaşları bunlardan çok memnun mu acaba? Çünkü icra makamlarına, bunun altını çizim, icra makamlarına muhalefetten de birilerinin gelmesi, icranın yürütülmesi anlamında, sağlıklı yürütülmesi anlamında bir takım sıkıntılar ortaya çıkarıyor. İşte odamızda da yaşıyoruz bunu. Bunların da önlenmesi adına, bilmiyorum yani bunu gerek TÜRMOP Genel Kurulu'nda da meslekte birlikteki birçok arkadaşımız da bunu dile getirmişti. Ya bu böyle olmuyor. Yani iktidar mıyız, muhalefet mıyız belli değil. Dolayısıyla bütün icraatların içinde bu arkadaşlarımız da oluyor. Evet, TÜRMOP Genel Başkanlığı ile ilgili yaşanan süreci tasvip edecek durumda değiliz herhalde. Yani hepimiz bundan rahatsızız. Gelinen noktada da meslek adına bir kazanım olduğunda iddia etmiyoruz. Evet, görev dağılımı dolayısıyla yeterliliği olmayan bir yeminli üstadımızın gösterilmesi dolayısıyla bütün bunlar ortada da az önce de zikredildi. Bunun hani tam teyidini almamakla beraber diğer grubunda daha önceki başkan adayı ve şu andaki başkan adayın da bu yeterlikte olmadığına dair bilgiler de var. Hal böyle ise demek ki işimiz gerçekten zor arkadaşlar. Yani demek ki çağdaş grupta, diğer grupta bu anlamda yeterliliği olmayan arkadaşları aday gösterebiliyorlar. Çünkü 88 delegeden onca adayı belirlemeleri lazım. Bir zorluk da var bu işin içinde arkadaşlar. Evet, bu da ortaya çıkmış durumda. Bir de yemekte Sayın Genel Başkanımız Masis Yonta'nın bir parmak işaretinden bahsetti Asım Bey. Ben o anda kendisini izliyordum. Şimdi Genel Başkan açılışında çok güzel birleştirici cümleler söyledi. Onun ardından esprili bir dille onu ifade etti. Yani orayı kaçırdığınız zaman aynen dediğiniz algıyı almanız çok normal. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine başkan da söylediği gibi belki gene Sayın Genel Başkan'a bu hatırlatma yapacaktır. Ama bunun altını çizmem lazım. Takip ettiğim için söylüyorum. Şimdi herkes sorunlardan bahsetti arkadaşlar. Ya bu sorunlar bugünkü sorunlar değil. Öteden beri olan sorunlar arkadaşlar. Ama bu sorunların çözümüne yönelik birkaç tane yöntem var. Haksız rekabetin önlenmesi arkadaşlar. Meslekte uzmanlaşmanın önünün açılması, başta TÜRMOP olmak üzere bütün odaların buna kafa yorması. Bakın burada birçok konuları konuşuyoruz ama mesleği kurtaracak konuları gündeme getirmiyoruz. Ben oda yönetimlerinden de geçen meclis toplantısında da söyledim. Buna yönelik çalışmalar yapmamız lazım arkadaşlar. Haksız rekabeti önlemek için ne yapacağız? Bakın sayınız 5000'i geçiyor. Bundan sonraki dönemler daha kötü olacak. Meslekte uzmanlaşmanın önünü açmamız lazım. Odalar bununla ilgili çalışmalar yapması lazım. Biz seçim dönemlerinde bunu ortaya atmıştık. Ortaklık modeline mutlaka geçişi yapmamız lazım. Mutlaka arkadaşlar bunun kaşarı yok. Her geçen gün bizim gibi meslektaşlardan defterler gidecek. Bir meslektaşıma da gitmiyor bu defter. Az önce bahsedildi. Yeminli mali müşavir üstadlarımıza gidiyor. Dolaylı yoldan defter tutuyorlar. 5 sene sonra yine bunları bu kürsülerden söylemeyelim. Gençlere de şunu söylüyorum. Arkadaşlar staj sürecince ondan sonraki süreçlerde gerçekten işin mutfağında pişerek gelin. Az önce bir arkadaşım söyledi. Yani 170-200 tane Doğan söyledi sanıyorum. Başvuru var ama iş yapacak birkaç arkadaşımız çıkıyor. Neden birkaç tane çıkıyor arkadaşlar?
onlarca, yüzlerce çıksın. Ben de büromda çalıştırmak, ola ki ileride de ortak olacak bir meslek mensubu arıyorum. Ama bulamıyorum aylardan beri. Yok arkadaşlar, hemen kısa yoldan ortak olalım, sen kaç alacaksın, ben kaç alacağım muhabbeti dönüyor. Arkadaş sen büroya ne katacaksın? Yok. Bunlara acilen çözüm bulmak için arkadaşlar, bence odaların buna öncelik vermesi lazım. Hem mentor olarak vermesi lazım, hem eğitimsel olarak vermesi lazım ve çok nitelikli malum şu an arkadaşların artık gelmesi lazım. Onların gelmesiyle bu meslek gerçekten istenilen seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Sayın eski oda başkanım Mesut Topçu'nun da söylediklerine katılıyorum. Gerçekten o konuyla ilgili bizim de endişelerimiz var. İnanın rahat konuşamıyoruz, rahat söyleyemiyoruz. Referandum öncesi arkadaşlar, AK Parti'ye çok gönül veren bir mükellefim vardı. Bu defa gittiğimde bana şunu söyledi. Ya arkadaş sen ne oy vereceksin? Ya benim dedim oyun belli. Senin de oyun belli. Hayır dedi. Benim oyun belli değil. Neden belli? Ben bu defa dedi hayır vereceğim. Hatta dedi seni de inandırmak için iş yerimin önüne koca bir kampanya yazacağım ve altına da adımı yazacağım dedi. Ya dedim şaka mı yapıyorsun? Ve benim yanımda reklamcısını aradı. Reklamcısını megafonu da açtı. Ben dedi böyle böyle bir afiş yaptırmak istiyorum. Bana bunu birkaç günde yapar mısın? Abi yapamam dedi. Dedi ya ciddi mi söylüyorsun? Yaptırmak istiyorum kardeşim dedi. Abi lütfen dedi bana yaptırma bu pankartı. Israr etti. Tamam mı? Israrına rağmen bile arkadaş bunu kabul etmedi. Ve ben inanın şaştım kaldım yani. Bir pankartı arkadaşlar. Yani o günden bugüne kadar da süreci değerlendirdiğimizde gerçekten bir şeyler söylemekte zorlanıyoruz. Yutkunuyoruz. Ama bu nereye kadar gidecek arkadaşlar? Gerçekten bunu hepimizin düşünmesi lazım. Herkesin söylediği gibi bu gemide hepimiziz. Battığı zaman hepimiz batacağız. Çok kazanan da az kazanan da bu geminin içinde mahvolmaya mahkumdur arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kardeş Bey'e teşekkür ederiz konuşmalarından dolayı. Cemil Gicvan. Sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım, meslekte yaklaşık 20 yıldır bulunmaktayım ve 10 yıldır ortaklık olarak ofis işletiyorum. Yaklaşık 10 senedir de komisyonlarda görev almıştım. Bunun 2 senesini mevzuatta, geri kalan 8 senesinde Çevre Sağlık Spor Komisyonu'nda yapmıştım. Lakin çeşitli yönetimler gördüm bu dönemki kadar. Dışlayıcı yönetim anlayışı ben görmedim. Şimdi bunu detaylarıyla buradan okumak istiyorum. Son seçim vaadindeki tanıtım kitapçığından aynen okuyorum. Üye odaklı, ötekileştirmeyen, farklı görüşlerden rahatsızlık duymayan, herhangi bir siyasal gücün arka bahçesi olmadan yolumuza devam edebilmek, mesleki birikimimizi, etik değerlerimize olan bağlılığımızı, hukuku olan inancımızı ve kararlı tavrımızı odada meslekte hakim kılmaya devam etmek için Çağdaş Oda, etkin meslek, saygın meslektaş düşüncesiyle bir dönem daha birlikte üretelim, birlikte yönetim diyoruz. Güzel. Gelelim bunun karşısındaki icraatlara. 2016 yılı seçimlerinde bildiğiniz gibi 2512 üyeden 1299 oy alan Çağdaş Grup 4 kişilik temsil hakkı aldı. 1066 oy alan meslekte dayanışma birlik grubu 3 kişiyle temsil edildi. Fakat buna rağmen bu 1066 kişinin oda kurullarında temsili tamamen dışlandı ve grupçuklara iç dağıtım yapıldı. Temsilciliklerde de yine seçim yerine antidemokratik yönetimle zihniyetine hizmet edenlere atama yolu güdüldü.
Genel kurulun komisyonlarda görev dağılımı için seçim yapılması kararına rağmen genel kurulun kararı içe sayıldı. Yandaş ve liyakat olmayan kişiler atandı. İkinci olağan meclis toplantısı başka bir organizasyonla çakıştırılarak konuşmalar erken kesilmesine yol açılmış. Maalesef bir başarıya daha burada imza atılmıştır. Nispi aidatla ilgili Danıştay'ın tahsilatı durdurma kararı var. O konuda detaylı bilgiler hala gelmedi. Fakat odanın üst üste bize attığı mesajlar var. Tahsilat yapmak istiyor fakat Danıştay'ın durdurması var. Böyle bir karar karşısında bu nasıl işti? Bunu da çözemiyoruz. Bununla ilgili bir açıklama da yapılmıyor. 16 Nisan Pazar günü önemli bir seçim olmuştu. Herkesin farklı siyasi görüşleri olabilir. Fakat bunu oda başkanı, sonuçta oda başkanı olarak odanın web sitesinde sürekli aynı şekilde, yani yaklaşık 2 ay takip ettim. Hayırı bu şekilde propaganda yapamaz. Yapmamalı. Yani Çağdaş Grup kitapçıklar gönderdi. Tamam. Bu kendi görüşleridir. Ben tersini düşünüyorum. Fakat bunu oda olarak bunu sürekli yansıtırsanız, yaklaşık 2 ay ben bunu takip ettim. Web sitesinde bu aynen duruyordu. O zaman yanlış oluyor. Mayıs ayında bir büyük daha hata yapıldı bana göre. 22 sene güzel bir hizmet etmiş. Hayır, oda sitesinde. Evet. Nasıl oda sitesinde? Ya paneli şöyle yer. Şu resmi uzun süre bakanlar görmüştür. Yani oda başkanının görüşü direkt olarak odayı temsil eder. Hangi oda? Oda başkanının görüşü odayı temsil etmez. Eder. Bireysel görüş olabilir. Tamam, siz diyorsunuz. Diğer meclisler meslekte dayanışmada mali müşavirler. Peki, hoşunuza gitmediği için. Ben hayır demiyorum tamam. Arkadaşım. Sen nasıl genel bir tabir kullanırsın? Şimdi devam ediyorum. Kusura bakmayın. Hayır, evet diyor. Pardon. Herkes istediği şekilde karar verebilir. Demokrasi var. Mayıs ayında bir büyük hata daha yapıldı bana göre ve yaklaşık 22 sene hizmet eden, benim ilk odaya girdiğimden beri tanıdığım, ettiğim, güler yüzle, herkesle sevilen, taraflı tarafsız, herkesin sevdiği Osman abimizin özenle çalıştığı, yıllara vefa borcu olarak aynı Sevgi Hanım gibi güzelce uzlaşarak bir şekilde bu işin çözülmesi gerekirken maalesef usulüne uygun olmayan bir şekilde çıkış veriliyor. Fakat bunun kağıt üstünde emeklilik veya maliyet şeklinde yansıtılması hiçbir şekilde vicdanlar bunu kabul etmiyor. Ben de kabul etmiyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. İslam şartlarından biri oruç tutmak. Dileyen tutar, dileyemeyen tutmaz. Bunun hesabı zaten ayette görülecek. Ancak 7 Haziran Çarşamba günü odanın iftarında tam iftar saatinde önce başkan, sonra TÜRMOP Genel Başkanı'nın tam iftar saatine denk gelecek şekilde konuşmasını saygısızlık ve düşüncesizlik olarak görüyorum. Şimdi bunları topladığımız zaman bu saydığım maddelerde yani aynesi içtir kişinin lafa bakılmaz. Ya yani ötekileştirmeme deniliyor veya etik demokrasi. Ama bunların tam tersini maalesef üzülerek görüyoruz. Milli manevi değerlere ters ve mesleki alanda uygun olmayan bu yönetim anlayışına son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bir önceki toplantıda zaman olmadığından cevap vermeye hakkımız olmamıştı. Bir abimiz Kur'an'a bakın yeter diyordu. Buna da bir cevap hakkı doğdu. Bu açıklama dinleri yok etmek isteyen masonların görüşüdür. Bu yeni FETÖ'lere yol açmaktır. Biz bunlara karşıyız. Dinde nakil esastır. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve onun izine giden ehl-i sünnet alimleridir. Sadece anayasaya ya da kanuna bakarak bir şey anlıyor muyuz? Mümkün değil. Yönetmelik ve tebliğlere bakıyoruz. Bu vesileyle biraz gerici bir konuşma oldu ama gerçekler acı.
Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Gerici oldu. Gerici de. Geriliyorsunuz. Boşuna gitmiyor. En çok Hasan abi burada görüyorum. Ah diyor, yaktın bizi, ne biçim konuşuyorsun diyor. Ama kusura bakmayın. Bu sadece benim değil, benim çevremde bunlar dinleniyor, konuşuluyor. Bu nasıl iştir? Yani yanlış bir sistem var. Hani ben kaç senedir oda yönetimleri gördüm. Ya abi, hiç gerilmiyor. Hasan Bey en rahatlıyor ya. Bu vesileyle mübarek Ramazan'ı tebrik ediyorum. Bu devlet, bu vatan, bu oda bizim. Lütfen bunlar için çalışalım, birlikte hareket edelim. Allah Teala birlik beraberliğimizi daim eylesin diyorum. İç ve dış düşmanlarımıza şu anda örtülü bir savaşın içerisindeyiz. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Amerika emperyalizmi her yere dayatarak istediğini yaptırmak istiyor. Geçen sene 15 Temmuz'da yapamadığını değişik şekillerde yaptırmak istiyor. Buna inşallah fırsat vermeyelim, hep beraber bunu engelleyelim. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, kürsülere alışkın değilim. Sizin kadar uzman değilim, abileriniz kadar. Kusura bakmayın, saygılarımla. Yavaş yavaş. Cemil Gizli abi, son konuşmacı olarak yapmış olduğu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi yapılan bu yönetim kurulundan yapılan eleştirilere bir cevap hakkı olarak cevap vermek adına Hasan Bey'i kürsüye davet edelim. Buyurun. Sayın Divan, sevgili meclis üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii yönetim kurulu ve diğer kurullarımız adına. Başkanımızın bir televizyon programı olduğu için televizyona katılmak üzere aramızdan ayrıldı. Bunu tabii meclis divanına, meclis toplantısına önemsemek olarak algılayan arkadaşlara katılmıyoruz. Burada yönetim kurulunda 4 arkadaşımızı halen görüyorum burada. Yani kurul olarak buradayız arkadaşlar. Her türlü eleştiriyi, destekleri, önerileri, notlarını aldık. Diğer arkadaşlarım da aldılar. Biz meclis çalışmalarını elbette ki çok önemsiyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın meslek mensubumuz konuştu. Özellikle katkı verenlere çok teşekkür ediyoruz tabii. Eleştirileri de pozitif yönde algılıyoruz. Yersiz eleştirileri dikkate almıyoruz arkadaşlar. Yersiz eleştirileri dikkate almıyoruz. Çok demokratik oldu be. Yersiz yani, ne yapabiliriz ona şimdi? Hayır, alışacaksınız bunu televizyonlardan duymaya da burada tuhaf oluyor. Ben bunu söylemiyorum. Yani. Burada kürsü özgürlüğü var. Dikkate almadım, bile getirdim. Şimdi komisyon çalışmalarımızın raporları en yoğun biçimde sizlerle sunuldu. Komisyon çalışmalarına, komisyondaki üyelere ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak da tabii faaliyetlerimizi biz organlar olarak bir bütünüz arkadaş komisyonlarıyla, diğer kurullarıyla, atamalı kurullarıyla, seçilmiş kurullarıyla beraber bir vücuttur. Vücut fonksiyonlarını yerine getiriyor. Şu an itibariyle herhangi bir yerde ağrı, sızı hakkında bir teşhis yok arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Şimdi Asım arkadaşımızın Bursa'nın 4. büyük odası olarak TÜRMOK kurullarında niçin biz yokuz tarzındaki serzenişine Mesut Başkanımız cevabını verdi. Temenni ediyoruz önümüzdeki dönemde inşallah. Biz de isteriz tabii ki temsiliyet orada sağlansın Bursa'nın. Ama farklı dengelerin olduğunu da herkes biliyor. İnşallah dengeler lehimize doğru döner. Bu konuda bizler de çalışmamızı yaparız. Şimdi özellikle meclisin ağırlıklı gündemi arkadaşlar uzun zamandan beri odamızın bilanço yayınladığı bilanço dergisidir. Bilanço dergisiyle ilgili temennileri her birinin notunu aldım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bilanço dergimiz bugün itibariyle basımı olarak basım var. Bir de dağıtım maliyeti var arkadaşlar bunlar. Basımının yaklaşık 13 bin lira bir sayısını. Dağıtımının da 13 bin lira.
Bir de telif haklarıyla beraber 4000 lira gibi bir para ödemesiyle biz bunları sizlere ulaştırıyoruz. Toplam 30.000 lira gibi bir maliyet var. Maliyete katlanmalı mıyız? Devamlılığı noktasında herkes görüş bildirdi. Tabii biz bunları değerlendireceğiz. Gerek sayı maliyeti biraz düşürebilirsek, biraz da en azından dağıtım giderlerini reklam yoluyla temin edersek, sayı azaltması vesaire şeklinde yönetim kurulunda değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu nihai bir karar değildir. Ama elektronik ortamda da insanlarımız çok okumak istemiyor. Ama biz şu serzenişleri de hep duyuyorduk. Ya bu dergiyi basıyorsunuz arkadaşlar, poşetten çıkarılmıyor. Poşetten çıkarılmayanlar var. Hatta poşetiyle beraber çöp kutusunda görüyoruz diyen eleştiriler de vardı. Ağırlıklı görüşü, ağırlıklı talebi almaya çalışacağız arkadaşlar. O konuda dergi tabii ki bizim dergi yani sonuçta yönetim kurulu faaliyetlerinin ilan edildiği, herkese duyurulduğu, hiçbir yönetim kendi çalışmalarının reklam içeriği de vardır bunun. Normalde bunu kesmez yani. Ha gelelim derginin mevzuat ağırlıklı kısmına. Mevzuat ağırlıklı kısmını tabii 2 ayda, 3 ayda bir yayınladıktan sonra mevzuat güncelliğini biraz yitirmiş oluyor ama başkanın dediği gibi keşke yani hem yayıncı yazar yani noktasında da sıkıntılarımız oluyor. Hakemli dergi haline getirsek mevzuatı kısa kısa ve daha güncel zamanda üyelerimize duyursak, ama onu oda sitesiyle yapıyoruz. Birçok yayında var bu konuda. Yani bilmiyorum, basın yayın komisyonunda muhtemelen bunu diğer komisyonlarla belki bir koordinasyon toplantısında da ciddi bir şekilde ele alıp son şeklini vereceğiz arkadaşlar. Dağıtım olmazsa üstad. Efendim? Basın olsa dağıtım olsa herkes gelsin odadan alsın 3 ayda bir. Üstad. Yani o çok gerçekleşebilir bir şey değil. Olmaz yani. Kabul olmaz. Şimdi arkadaşlar, oda müdürümüzün Fatih Bey'in sözü oldu. Emekli olmadı dedi. Osman Bey'in iş hattının sonlandırılması ile ilgili arkadaşlar, çok spekülatif bir hal almasını istemiyoruz. Ama şunu bilin, Osman Bey emeklilik koşullarıyla, yaşlılık aylığı ile ilgili biliyorsunuz 3 tane temel koşul vardır. Birisi süre, yaş ve prim esas gün. Bunların üçüne de sahiptir. Üçüne de sahiptir. Müracaat ettiği anda takibinin ay başından itibaren maaşını alır. Bu koşullar sahiptir yani. Nitelikli eleman Doğan arkadaşımız söyledi. Nitelikli eleman konusunda en temel mesleğin sorunlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu konuda gerek teknoloji komisyonumuz, gerekse insan kaynakları komisyonumuz, müşterek çalışmalarıyla bu hizmeti sizler adına kolaylaştırmak için oda sitesinde bir modül açıldı. İnsan kaynaklarıyla ilgili. Şimdi bu modülde müracaatları incelediğin zaman ağırlıklı olarak lisans üstü, lisans olduğunu görüyoruz. Yani bütün şeylerin, müracaatların lisans. Ticaret sesi mezunu müracaat tam var mı bilemiyorum ama kısmen de varsa ağırlıklı olan lisans mezunudur. Lisans mezunu arkadaşlarımızın yani belli filtreler var. Süzdürüyorsun 300'e yakın, 300 mü dediniz Cihali Başkanım? 360 mı demiştiniz oradaki müracaat? 560 orada katılım sağlayan kişiden niteliklisini bulamamış olmak. Evet yani eğitim sorunu sorgulanmasını diyeceğiz ama şimdi bize düşen nedir? Bizim TESMER olarak, bizim alanımızda çalışmak için oraya müracaat eden arkadaşlarımız bunlar. TESMER'de bu arkadaşlarımızın meslektaşın yanına işe girdiği andaki maliyetlerin düşürme adına 2 boyutuyla hatta 3 boyutuyla bir planlamayı önerdik. TESMER bu konuda çalışmasını yapıyor. Hocalar da yapıyor. Hatta ben mesela Bursa'da ağırlıklı program kullanılan muhasebe programları konusunda öncelikle tabii ki bizim de üst birliğimizin ve odalarımızın hissedar olduğu LUKA programından başlamak üzere
yaygın muhasebe programlarının Bursa temsilcileriyle de görüştüm. Onlar da en azından işin program ayağını, programın modülleri, işleyişi, fonksiyonu vesaire, oradan nasıl çıktı alınır, nasıl görüntü alınır, nereden fiş girilir, nasıl onaylanır gibi programın fonksiyonlarını, ücretsiz eğitimlerini verecekler. Biz bunlarla ilgili eğitim müfredat çalışmasını da yaptırdık, hatta Luka ile ilgili. Toplam kaç saat diye. Bazı alanlarda eşli çalışma gerekebilir. Yani hem meslek mevzuat, meslektaşın eğitimi, hem de program eğitimcisi veya vergi mevzuatından birisinin de vergiyle ilgili kolektif çalışmayı gerektiren modülleri de olacak. Ama bunu nitelikli hale getirmek için TESMER çalışma yapacak arkadaşlar. Muhtemelen de dönem başında bu çalışma hayata geçecektir. Öncelikli olarak da bizim bu modülde kayıtlı kişilerden başlanacaktır. Daha sonra bunun İşkur ayağını vesaireyi sonrasını tekrar İşkur'dan yararlanılır mı? Bir takım maliyetleri oradan karşılanır mı? Onu ilgili çalışmada değerlendireceğiz arkadaşlar. Ama burada kayıtlı arkadaşlardan başlanacak bu eğitime. Buradaki maksat da tabii şey. Oradan kişi o eğitimden geçtikten sonra meslek mensubunun ofisine gelip bir büro tahsis edildiği zaman fiziki ortamı tanıma, müşteri yapısını tanıma gibi temel bilgilerin hemen akabinde fiş girişi, yani orada kayıt girmeye başlayabilmesidir. O sürecin eğitiminin burada karşılanması, o süreçteki eğitim için meslek mensubunun maliyetini arındırmaktır amacımız. Şimdi Cemil arkadaşımın burada, yani öyle evet hayır kampanyasını biz oda sitesinde koymadık. Öyle bir şey yok. Nereden aldı bilmiyorum. BSM ve o internet sitesinde öyle bir çalışma yapılmadı. Şimdi Bünyamin arkadaş, hani başkan yalnız yardımcı olmuyorlar, Hasan arkadaş yardımcı olmuyor herhalde falan dedi, ismi yanlış söyledi galiba. Biz başkanla yardımcı olmayan kendi arkadaşları diye düşünüyorum. Yani ismi mi yanlış söyledim Bünyamin? Yani başkasını söylemek istedim herhalde. Büyük mü büyük acaba ya? İsmi yanlış söyledi. Taktın ya aslında. O ne dediğini biliyor mu sen? Sana aslında sen de inanmadın ama hadi bakalım. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, ben tabii Ramazan vakti iftara geç kaldık falan diyen arkadaşlarımız var. Ben uzatmayacağım ama divana teşekkür ediyorum. Mesleğin, yani yönetimimize yönelik pozitifteki eleştirileri gerçekten de dikkate aldık. Yönetim kurulunda değerlendiririz. Daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Daha iyi olsun. Yaz döneminde giriyoruz. Ama eğitimlerle beraber daha nitelikli eğitim, daha katılımcı programlar yapacağız. Seçim broşürümüzü yerine getireceğiz. Cemil, sen rahat ol. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Uçar'a. Bugünkü oda gündemimizin son maddesi olan dilek ve temennilerin dilekler bölümündeyiz. Ben konuşmak istiyorum. Buyurun Aydın Dilek. Ama sözlü o galiba. Çok karar verir. Bunu dile getirmem lazım. O zaman Hasan, çağdaş grup olarak Osman Bey'in 21 yıllık hizmeti var odamıza. 22. 22 yıllık. Bunun 17 yılı çağdaş grup yönetimlerinde geldi. Yani çağdaş grup başkanı olarak bunu söylemek zorundayım. Çağdaş gruba yönelik bir şey yapılıyor, öyle şey yapılıyor. Şimdi arkadaşlar, tabii ben onu söylemeyi unuttum sizinle de. Mesut Başkan uyardı. Mevzu Osman Bey meselesi değildir. Yani Osman Bey'le biz tabii ikili görüşmelerde yaptık. O da sekreter olarak da personelle ilişkilerin sağlanması benim görevim. İş akdinin sonlanacağına ilişkin tebligat da tarafından yapılmıştı. Onun öncesinde kendisiyle de konuştuk tabii süreçleri. Biz oda müdür 22 yıl odaya hizmet vermiştir oda müdürümüz. Birçok yönetimle çalışmıştır. Bizimle de çalıştı. Kendisini birçok meslek mensubumuz seviyordur. Öyle inanıyoruz. Sevmeyenleri olabilir her insan gibi. Bu noktada
Osman Bey ile alakalı değil. Bunu Osman Bey üzerinden lansmanını yapmaya çalışanlar yanlış yapıyorlar. Arkadaşlar bizim ilke kararımız var. Yönetim kurulu kararında oy çokluğuyla aldık. Doğrudur. Bizim dediğimiz şudur ama. Gerek bu nispi aidatlardaki yaşanan sıkıntılar, gerekse gelirlerdeki tahsilat, tahsilatlar da çok düşük arkadaşlar. Burayı ödememeye direnç gösterenler kadar meslek mensuplarımızın gelirleri düştü. Değil mi? Hamdi abi sen söyledin. Ciddi manada gelirleri düştü. Hani müşterilerin de gelirleri düştü. Muhasebe paralarını ödeyemiyorlar diyorlar ya. Muhasebecilerin de gelirleri düştü. O da aidatlarını ödeyemiyorlar. Yani şimdi bir tehdit altında. Tüm emekli olacaklar mı? Tabii tabii. Bu tehditler altında biz dedik ki toplam giderlerin de arkadaşlar son 2017 3 aylık bilançosuna bakın. Toplam giderlerin %60'ı personel giderleridir. Yani bir hizmetçi, hepimiz muhasebeciyiz. Hizmet işletmesinde, hizmet ağırlıklı bir işletmede personel giderlerinin %60'ı sürdürülebilir bir durum değildir. Onun 35-40'lar, nitelikli hizmette bile 40 olur yani. 60 olmaz. Peki ne yapılır? Hiç kimseyi de mağdur edemeyiz. Bir kusurla da buradan işin, yani sendikal durum var vesaire, işte de çıkartamazsın. Ama bizim ilki kararımız şudur. Emeklilik, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış, yönetim dönemimizde diye başlıyor cümle. Yönetim dönemimizde yaşlılık almaya hak kazanmış tüm personelle iş ilişkimizi bu koşullarda sonlandıracağız dedik. Ve yönetim dönemimizde de 4 personel bu kapsama giriyor bizim dönemimizde. Daha ideal bir personel giderleri yapısını kavuşacağız. Yoksa ya Osman Bey işte o görüşe ağırlıklı, biz buna yani öyle bir durum yok. Başkanın uyardığı gibi 17 sene sonra Çağdaş Kurup döneminde o da müdürlüğü geçmiş. 22 yılın. Yani öyle bir lansman yapıldığı gibi değil. Yani son gelişmeleri tabii sizlerle paylaşmayacağım. Önümüzdeki süreçte daha şeyler olur. Bazı durumlar da var arkadaşlar. Ama hukuki mücadelemiz devam edecek yani. Teşekkür ederim. Efendim? Sanki Osman Bey, yani ben Osman Bey'in ortalıkta konuşulmasını çok doğru bulmuyorum, evet. Onunla ilgili soru sorabilir miyim? Osman Bey'in yerine başkanı yapılacak mı? Yok, şu an öyle bir kararımız yok. Sizin döneminde emekli olan diğer arkadaşlar, süresi gelecek olan arkadaşlar ya da başka bir eleman alacaklar. Yok arkadaşlar, şu an eleman almayacağız. Görevlerdeki dağılımı tekrar bir senkronize yapacağız tabii. Efendim? Şu an almayacağız. Şu an ne yapacağız? Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Dilek temenniler. Buyurun Hamdi Bey. Değerli arkadaşlar, tam söyleyemediklerimi söyleyemediğim için biraz da canınızı sıkmak için biraz söz aldım. Şimdi dergi, bilanço dergisi benim için çok önemli. Odanın gelir gideri vardır. Biliyorsunuz ekonomideki temel kavramlardan biri fayda maliyet analizidir. Hesabınızı yaparsınız. Bugün 5000'e yakın üyesi olan bir meslek odasının bağımlı çalışanlar ayrı tutarsak, bağımsız çalışan yani büro faaliyetiyle devam eden üyelerimize baktığımızda birçok büro gereksinimleri vardır. Örneğin defter, kırtasiye, o veya bu neyse. Benim kişisel önerim şu, artı bir de bunların bilgi gereksinimleri vardır. Ne yapıyoruz? Yok yaklaşıma abone oluyoruz ya da vergi dünyasına abone oluyoruz veya maliye postasına falan abone oluyoruz. Bütün bu konsept içerisinde değerlendirirse ben olsam yönetim kurulundaki onu dilektemenilerde önermeye çalışıyorum. Var galiba bir iktisadi işletmesi odanı. Bu olayı iktisadi işletme içerisinde özellikle büro gereksinimlerini A'dan, B'den, C'den alacağına, bizim bir reyonumuzda mesela kağıdımız şey nedir o, zırt pırt geçiyor ya be, çabuk bitiyor, 25 lira alıyorlar. Ha, o dediğinde onları bunları falan buradan sağlayarak yaparız. Bizim vergi yasalarımız da buna uygun. Adına sanat kooperatifi diye geçer. Kurumlar vergisinde kooperatifleri tanırken üyelerinin gereksinimlerini, ben Türkçesini söylüyorum, üyelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla sadece kendi üyelerine satış yapan ama alışı diğer yerlerden yapan kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyeti vardır. Sadece katma değer vergisi mükellefiyeti vardır. Yol solcu diyoruz. Ondan sonra
Kurumlar vergisi bildiğiniz gibi dağıtılacak stopajla %32'yi yakalayan bir vergilendirme oranıdır. Böyle bir oluşum, böyle bir sanat kooperatifi dediğimiz bu kooperatifte üyeler de ne kadar alışveriş yapıyorsalar o kadar ristun geliri elde ediyorlar. Bu da biliyorsunuz vergiden muaftır ristun gelirleri. 6.3i'de 94'te. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım böyle bir yöntemi bizlerin ivedilikle masaya yatırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu artık 5000'e yakın üye. Dışarıdan da üye olmak isteyen varsa, Bursa dışından üye olmak isteyen varsa, çünkü oradaki kanun koyucunun lafzı, yazılı ifadesi, üyeleri ne sadece satış yapmak ve büyük bir olay olur gibi düşünüyorum. Ondan sonra ben de geçmişte odada Palmiye diye yazılım var. Ben eskiden beri Kenan görsem tanımam ama çok konuşuyoruz. İyi bir arkadaşla. Ona ben aboneyim. O da bir ara onlarla bir anlaşma yaptı. Biz ilgi göstermemiştik. Hasan'a sordum. 30 lira veriyorduk yılda. Odayla anlaşma ilgili arkadaşlar olmayınca anlaşma bozulmuş. Ben 250 lirayla abone oluyorum. Resmi gazetenin adeta iz düşümü. Bütün yayınlar orada var. Başka alternatifler de bulunabilir. Ama bilgi ve mal gereksinimini biz oda aracılığıyla elde edersek hem oda kazanır hem üyeler ekonomik anlamda kazanımı olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, ikinci konu rahmetli Uğur Mumcu'nun çok güzel bir lafı vardı. Aslında hep söylenir bu. Orman yanarken ağaçla ilgilenmek. Bana ne Türmok'ta Ahmet'in Mehmet'in birbirinin ayağını kaydırması. Bana ne bilmem nerede bilmem nesi. Ben ormana bakarım. Ormanda ne var? Bu ülkede şunu çıkıp söyleyebiliyor muyuz? Bu ülkede muhasebecinin tahsilat sorunu, muhasebenin angarasının çökeninde bu ülkede vergi denen olguya değer verilmeyişinden kaynaklanıyor. Al bakayım öyle biz hep oda kurulduğunda Bülent iyi hatırlar. Hep o propagandayı yapardık. Altakino hırsızlıktan, cinayetten delil bulamadılar ama vergi kaçakçılığından orada öldü. Şu anda Bayern Münih'in eski kaptanlarından Alman milli takımının, futbol takımının onlarda ülke direktörü yok. Böyle bir saçmayın var yok. Adam Alman milli takımı, Löwgebir. Biz Fatih'e yaptık ya teknikleri. Neyse. Adam dışarıdan bir tane saat hediye almış. Gelirken içeriye gümrükten deklarasyonu düşük yapmış. Adam içeride çıkacak, bayan aday olacak. Önnes miydi? Önnes değil. Başka bir de uzun bir tane hayvan gibi bir adam. O çıkınca görürsünüz. Şimdi Mesut bana baktı da yok sen senin kadar değil yani. Fiziğin üstü yani. Şimdi vergiye önem veriyoruz. Doktor hiç hastat sorunu var mı? Adam geberecek, malını satını satıyor, veriyor. 20 yıl öncesine kadar avukatlar açtı. Öyle bir ekonomik düzen geldi ki hiç aç avukat gördünüz mü? Vergiye önem vermeyen bir toplum ne yapar? İçine bir af çıkarır. Vergi kutsallığını önce bu ülkede yetiştirmen lazım. Bir nereden bulduğunu çıkar. Mesela 4369'da Zekeriya Temizel ki o zaman siyasette beraber koşuyor. Neyse, Hamdiciğim hiç korkma bu kanunlaştı. Sayın Bakanım dedim bu gidecek. Nitekim ömrü vefa etmedi kanunu. Bir limit koyarsın. Dersin ki bir kişinin o zaman bir Renault 9 Broadway kaç paraysa o kadar bir muafiyeti vardı. Dersin ki yıllık gelir gider farkı arasındaki hani harcamalarıyla beyanı arasında 50 bin liralıktan üstün bir şey var ise onu ben sorgularım dersiniz. Ve ülkenin buna ivedilikle gereksinim var çünkü Türkiye'de hani 1457 Türk Parası Kıymeti'nin kanunu 32 nolu kararla Özal ifade edince kayıt dışındaki tüm para transferleri kaynağı belli olmayan para transferleriyle oldu. Önüne geçersiniz ve Türkiye'de paranın, giden paranın rahmetli Salih Nefçi'nin dediği gibi hırsızı parayı takip ederek hırsızı bulma dönemi başlar. Ha birinin işine gelip gelmediği benim konum değil. Onu başka bir platformda söylerim. Hırsız da belli, kimin işine gelmediği de belli ama ben öyle bir şey
söylemiyorum. Niye? Değerli arkadaşım, Mesut Topçu benim Azerbaycan konusundaki şeyimi söyler. Tabii milliyetçilik, biz bu ülkede maalesef milliyetçi ve komünist diye birbirini öldüren bir nesiliz. Ben en azından söyleyeyim, yaşım gereği. Maalesef o zamanlar eğitim fakültesinde, ben akademi mezunuyum Bülent'le beraber, eğitim fakültesinde benim kız arkadaşım vardı orada. Bir tanesiyle gittiğimde baktım, sanki Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman hepsinin ikinci göbekten amcası. Resimler bilmem neler. Sonra iktidar bir değişiyor, o zaman iki ayda bir de öğretmen yapıyorlardı. İktidar bir değişiyor, başkaları geliyor. Bu ülkede milliyetçilik kadar dejenere edilen, milliyetçiye faşist denen bir dönem olmadı. Bir türkü vardır, Azeri türküsü. Ha ben Azeri değil, Arnavut'um ha. Buraya geldim, Türkçeyi burada öğrendim. Ne mutlu Türk'üm diye. Arnavut kökenli Türk'üm ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Azeri değilim. O Azeri türküsü çok güzeldir. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Vay sen bunu söyledin pis faşist. Dan dan dan. Aynı sokakta salı günü anne çocuğumu komünistler öldürdü ağlar. Perşembe günü anne oğlumu faşistler öldürdü. Ondan geldik. Sonra mı geldik inanan inanmayana? Maalesef geldi. İnanan inanmayanlar dönemi de geldi. Şimdi Cemil Gicvan, sen Muhittin abinin oğlu muydun? Yeğeniyim ben. Ha yeğenisin. Allah rahmet eylesin. Onun da anı. O da benim hemşerim. Şimdi Kur'an'a sürekli yönlendirmek masonik değildir. Ha bugünden değil, abi kardeşti burada konuşuyoruz. Masonik bir yöntem değildir. Eğer meraklıysan git bak Yusuf Suresinin 2. ayetinde biz bu kitabı anlayasınız diye Arapça gönderdik. Başka ayetlerde de şunu görürsün. Siz bu kitabı anlamaz buluyorsunuz da başkalarını mı araya sokuyorsunuz? Zümer Suresinin 1'den 5'e kadar oku. Orada bir aldığın mesajın vardır. Çünkü Kur'an'da rehber olmayanın rehberi yaşıdır ya da icmadır. Bugün Siyonizmin, emperyalizmin patron Müslümanların helal yıkayıcısı, onların uşakları olmasının nedeni Kur'an Müslümanlarının yok edilmesidir. Muaviye zihniyetinin egemenliğidir. Onların en büyük derdi Kur'an'ın anlaşılmasını öğretmektir. Sen bilir misin ki İranlı büyük İslam düşünürü Ali Şeraiti Londra'da 36 yaşında öldürüldü. Çünkü İran Kur'an aydınlanma devrimine gidiyordu. Birileri de nasıl zehirlendiğini biliyoruz. Ha milliyetçiliği derken ben hiçbir zaman bu ülkenin deki millet beraberiz. 6. filodaki abilerim benim Dolmabahçe'de 6. filoyu denize dökerken şimdi bağımsızlığı kim baktırmayan o dönemin bugün gazetesi vardı. Yazarlarından biri Mehmet Şevki Eygi'ydi. Bazılarına baron, din baronları diyen Mehmet Şevki Eygi vardı. Onları düşman ilan etti. Ama o çocuklar milliyetçiydi. Amerikan emperyalı, bugün Amerika katiline kim bu peşbaşkanlığı yaptı diye bir düşünün. Bugün Irak'ta gel dediler rahmetli Ecevit'e, yok dedi orada ödeyecek insanların ben hesabını veremem. Çok sağlıklı adam, iki ay sonra hastalandı. Arkadaşlar bunu şunun için söylüyorum. Ben her zaman çok değil ki ne kadar ukala diyebilirsiniz. Ama ben burada samimiyete isnaden söylüyorum. Ha vallahi Kur'an'ı okuyun. Diyalektik materyalizmi de okuyun. İki tane dede vardır. Engels'le Karl Marx komünistlerin gözünde. 1850'de Berlin'de artı değer teorisiyle komünizmi anlattılar. Kitaplar yazdılar. Bunu anlatırlar. Ama ben size dört satır söyleyeceğim. Ben, biz bazılarımıza rızıklarımızda fazla verdik. Bazılarımıza az verdik. O çok verdiklerimiz niçin ihtiyacından fazlasını o az verdiklerimize verip eşit hale gelmiyorlar? Yoksa onlar Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Bu Karl Marx'ın Das Kapital'inde yazmıyor. Bu Resul-i Ekrem'in tebliğ ettiği Kur'an'ın Mer Suresinin 71. ayetinde yazıyor. Ama bunu hanginiz duydunuz? Ey Muhammed sana soracaklar neyi infak edelim diye, neyi dağıtayım diye. De ki, yediklerinizden, içtiklerinizden arta kalanı infak edin. İslam bu. İslam yetimin parasıyla saltanat sürmek değil.
Saraylar iftarlar vermek değil. Onun için Kur'an dini çok kişiyi korkutur. Hele Ebu Süfyan zürriyetini hepten korkutur. Hepinize teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Mert Atıboğlu'nun yerini alacaksın yakında. Ben. Orası bu çocuğuyla beni karıştırdı. Ya siz artık bendensiniz. Ya alışın bu rakamına. Alıştı, bu alıştı komisyonda. Ben. Arkadaşlar biliyorum çok geç oldu. İftar yemeğimizdeki küçük bir aksaklıktaki şeyi açıklamak için kürsüye geldim tekrar. Bizim normalde hesapladığımız konuşma iftarın hemen öncesinde bitiyordu ama Masis Bey konuşma isteyince birden yani bir orada anlaşmazlık oldu. Burada asla iftar saatine saygısızlık falan gibi bir şey söz konusu değildir. Özellikle Ramazan ayında saygının, sevginin, hoşgörünün daha yükseklere çıktığı ayda bu şekilde değerlendirmenize üzüldüm. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Son haddemiz kapanış. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz de divan olarak teşekkür ediyoruz. Ama ben şahsım adına da Oda Meclis Başkanımıza, Servet Kurya, Servet abime bugün bu toplantıyı yönetmesi için görevi bize tevdi etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.